Efendim günaydınlar. Bugün 25 Mayıs 2022 Çarşamba. Türkiye'nin saati 07.02'yi gösteriyor ve bir günaydın Türkiye programında daha birlikteliğimiz başlıyor. Ekranları başında bizi takip eden bütün değerli seyircilerimize ortak yayında ulusal radyo aracılığıyla sesimizin ulaştığı her yere ve interaktif mecralardan bizi izleyen bütün değerli izleyicilerimize İstanbul'dan mutlu, sağlıklı, güzel bir sabah diliyoruz. Hafta ortasındayız ve hafta ortasında yine gündeme yansıyan başlıkları saat 9.15'e kadar birlikte değerlendirmeye, yorumlamaya gayret göstereceğiz sevgili seyircilerimiz. Evet, Finlandiya ve İsveç'in işte bu NATO üyeliğiyle işte yeni bir bölgesel kışkırtma denemesi biliyorsunuz NATO üyelikleri gündeme getirilmek suretiyle bir yandan Rusya cephesi bir yandan da bölge hatta hareketlenmişti. Buna ilişkin olarak MHP lideri Bahçeli'nin net açıklamaları vardı. Türkiye'den NATO'dan çıkmasının gündeme alınması gerektiğini vurgulaması düne ilişkin önemli kritik başlıklardan biriydi. Devlet Bahçeli yaptı bunu grup toplantısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermişti geçtiğimiz günlerde ve bu operasyonlarında başlayacağını duyurdu. Yunanistan'a kurulan üslere dikkat çekti Erdoğan ve ABD Kongresi'ndeki sözleri nedeniyle Mitsotakis'e yönelik açıklamaları da yine gündemin başlıkları arasında ve bir yandan da bu kritik gündemlerde İsveç ve Finlandiya heyetleri de Ankara'ya geliyor. Erdoğan gelmesinler lüzumu yok bu koşullarla demişti. Bakalım bu görüşmelere ilişkin iki ülke heyetine terör örgütleriyle temasın kesilmesi, desteklerin son bulması konusunda neler söylenecek bu takip edilmeye çalışılıyor. Biliyorsunuz tarihi içinde bulunduğumuz tarihi bina kampanyasında artık son 5 gün içindeyiz ve duyduk duymadık diyelim ya da duyanlar duymayanlara iletsin şeklinde de çağrımızı tekrar edelim. Ve bu kritik sürece ilişkin son durumu da yine yayın kuşağımızla değerlendirmeye çalışacağız. Muhalefet hattına baktığımızda şimdi bir yandan işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingi, işte dün akşam işte mevcut iktidar Erdoğan kaçacak ve ben buna ilişkin ayrıntıları açıklayacağım dedi. Pek açıkçası işin içinde bir ayrıntı çıkmadı. Anlaşılan o ki muhalefet cephesinde bir cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine ilişkin bir tıkanma var ve sürekli burada bizim ya da arkadaşlarımızla yaptığımız tespitler şu, daha fazla Batı'ya, Amerika'ya bağlılık için herkes bir adım böyle önde koşmaya çalışıyor. Yani çünkü o merkezlerden belirleneceği için maalesef, hani bu da ayrı bir girdap tabii, onu da ayrıca tartışmak lazım. Bir yandan Kılıçdaroğlu'nun işte ön plana çıktığını görüyoruz. Onun öncesinde Ekrem İmamoğlu bir Karadeniz turu yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'süz, Altıoksuz, ilke ve devrimlerden habersiz bir şekilde gerçekleştirdiği Maltepe mitingiyle bunu ortaya koymuştu. Bu hat böyle tamamlandı derken İyi Parti'den de kışkırtma süreçleri ve Çin'i hedef alan düne ilişkin bazı notlar var. Burada tabii dert sadece Çin'i hedef almak mı? Pek öyle de gözükmüyor. Çünkü bir hatta da diyorlar ki işte biz daha Batı'ya bağlıyız. Biz daha Amerika'ya yakınız mesajı verilmeye çalışılıyor gibi geldi. Bilmiyorum siz ne dersiniz, habere birlikte bakarız. Atatürk Havalimanı sürecine ilişkin Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında açıklamaları vardı. Ayrıca ona bakacağız. Ve Pençe Kilit Harekatı'nda 5 kahraman askerimizin şehit olduğu haberi ve hem Irak'ın kuzeyine hem Suriye'nin kuzeyine operasyonel süreç az önce de ifade ettiğimiz gibi gündemin önemli başlıkları arasında. Tabii bu yoğun gündem arasında biraz gölgede kaldı. Eskiden bu tip haberler saatler süren neredeyse son dakika gelişmeleriyle duyurulurdu. Bombalı saldırı hazırlığındaki DAEŞ'li teröriste İstanbul'da yakalandığı eylem gerçekleştirmesi muhtemel eylem öncesinde. Ve kuşkusuz ekonomi birinci gündemimiz, boğazımıza kadar yapıştı geldi, silkilmiyor, bir türlü çözüm ve önlemler yetersiz kalıyor. Yurttaş bezmiş durumda, yani bunu her yerde net bir şekilde görebiliriz ve burada da üreticinin belini büken tarımsal girdi fiyatlarındaki yıllık artışın %100'lerin üzerinde oluşuna ilişkin, yani gübreden toprağa tutun da enerji ve yağlarda ki artışa kadar durdurulamayan, öne alınamayan bu sürece ilişkinde hem konunun
doğru tespitini yapmak, yani ne noktadayız hem de çözümleri anlatma konusunda bir farkındalık yaratmaya çalışacağız. İthal kimyasal gübre meselesi de burada öne çıkan konulardan bir tanesi. Biraz buna ilişkin de bir mercek tutacağız. Bir taraftan da dünyanın geneli açısından da bir buğday krizi meselesi konuşuluyor. Dünyada buğday krizi yaşanılacağı yönünde uyarılar yapılıyor. Türkiye açısından da artan girdiler, yine üretim maliyetlerine zarar veren doğa olayları bu krizin en büyük nedenleri olarak tartışma başlığı arasında. Biraz mercek tutmaya çalışacağız. Bir yandan üretim devrimi kurultayları sürüyor. Burada köy köy, mahalle mahalle, işte sanayi sektörüyle bir araya gelindiğinde sanayicilerin sorunları ve bunlara yönelik üretim ekonomisine bağlı üreten Türkiye devrim, üreten üretim devrimi konularına ilişkin çözümler, bir yandan da tarım hattına ilişkin de yine buna yönelik toplantılar, işte emek kesimiyle de bir araya gelindiğinde emek kesiminin sorunlarına yönelik olarak da çözümleri sizlere sunmaya gayret gösteriyoruz. Bölgesel gelişmeler açısından da Rusya'nın uyguladığı gaz rezervleri tartışması bir yana ve Rusya'nın Ukrayna müdahalesindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte böyle bir geniş gündem. Teknoloji hattına baktığımızda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ilk kez savunma sanayi zirvesi gerçekleşti ve ODTÜ Savunma Sanayi Topluluğu'nun düzenlediği zirvede Türkiye'yi hedef alan yaptırımlardan sonra artan savunma sanayindeki üretim hızı vurgusu ön plana çıktı. Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu projesiyle ilgili açıklamaları vardı. Biraz da kuşkusuz bizim önem atfettiğimiz, yani önümüzdeki süreçte, yani evet bugün ekonomik kriz içindeyiz. Gerçekten çok bunaldık, çok daraldık. Hepimiz ciddi şekilde sıkıntı yaşıyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkının bir anlamda bir rant şeklinde dağıtılmasına çok büyük tepkilerimiz var. Ama gelecek vizyonu ve misyonu açısından da bazı olumlu bir perspektif varsa bunları anlatmakta bir görev oluyor. Dünkü grup toplantılarıyla başlayalım dilerseniz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu üzerine yeni açıklamalar yaptı. İki ülkenin NATO üyeliklerine evet demenin terörizme evet demek olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin NATO'dan çıkmasının gündeme alınması gerektiğini söyledi. MHP liderinin gündeminde CHP'nin Maltepe mitingi ve ABD elçiliğinin miting öncesinde yaptığı şiddet uyarısı vardı. NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu üzerinden net konuştu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Teröre desteğe sert tepki gösterdi. NATO'ya muhtaç değiliz, gerekirse çıkarız mesajı verdi. İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye karşı yaptırım uyguladığı biliniyorken, bu iki devletle NATO'nun güvenlik şemsiyesi altında eşit sorumluluklarla yer almamız nasıl ve hangi hakla beklenmektedir? Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi vardı. İki ülkenin terör örgütleriyle bağını hatırlatan Bahçeli, Türkiye'nin NATO'dan çıkmayı gündemine alması gerektiğini ifade etti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme evet demek, Türkiye düşmanlarına onu olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye seçeneksiz değildir. Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinde çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız. Bahçeli, terör örgütlerine yönelik sahada süren kararlı operasyonlar için de teşekkür etti. Yurt içi ve yurt dışında Türkiye'yi yıllardır meşgul eden terörizmin kökünü kazıyacaktır. Ben kendisine başarılar diliyorum. Milli Savunma Bakanı'nı ve İçişleri Bakanı'nı da kutluyorum. MHP lideri kamuoyunda devam eden Abdülhamit tartışmalarına ilişkin de konuştu. Osmanlı İmparatorluğu bizimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, Atatürk bizimdir, Abdülhamit Han da bizimdir. Bahçeli'nin gündeminde CHP'nin İstanbul'daki mitingi de vardı. Kılıçdaroğlu'nun
21 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Maltepe'de yaptığı miting esnasında platforma üstlen bir avuç hainin her yer kandil, her yer direniş sloganına ne bir tepki ne de bir itiraz duyulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin mezkur miting öncesi kendi vatandaşlarını muhtemel olay çıkabileceği yönünde uyarması ise işin özünde CHP ile paslaşmak, danışıklı dövüş bir kurgu, proaktif bir hamledir. Efendim, NATO'ya ilişkin bu önemli çerçeve kritik bir öneme sahip malumunuz. Böyle Türkiye'nin 70 yıllık NATO mücadelesinde 60'lı yıllar, işte 50'li yıllar, 60'lı yıllar, 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar, 2000'ler, 2010'lar ta ki 2020'ye kadar üstümüze gelen bir aslında içimize Gladio'yu sızdıran ve bu Gladio ekipleriyle birlikte oluşturdukları bir hat maalesef söz konusu oldu ve Türkiye özellikle içinden geçinen bu 70 yıllık süreç içinde NATO'dan çok çekti. İşte bunları böyle tek tek bir sürü belki başlıkla anlatmak mümkün. İşte Türkiye emperyalist ülkelerle işbirliğine girmeme siyasetini özellikle NATO'ya girerek mesela dağıtmıştı. Yani Cumhuriyet'in çok temel olgularından bir tanesiydi. Şimdi herkes de yurtta sulh, cihanda sulh kavramıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu dış politik eksenin perspektifinde en önemli dinamiklerden bir tanesi emperyalist ülkelerle işbirliğine girmeme siyasetiydi ama bu NATO'ya girerek maalesef geride bırakılmıştı. NATO'nun gizli yapılanması Gladio Türkiye'de hızlı örgütlenmeye başladı. Yani bu konuda çeşitli siyasi görüşlere sahip isimler de maalesef geçtiğimiz süreçlerde bu işlere bulaşmış oldu. Ve bununla birlikte de işte 6-7 Eylül 1915 olaylarına baktığımızda burada Gladio'yu görüyoruz. İşte Rum azınlıkların iş yerlerine saldırılar düzenlendi. Türkiye'deki NATO ve ABD üssü sayısı 1960'larda 21'e çıktı. NATO eliyle Türkiye'ye yerleştiren nükleer başlık füzeler bulunduğu ortaya çıktı. Rusya semalarında düşürülen U-2 casusluk uçağının İncirlik'ten kalktığı ortaya çıktı. Yani o zaman da Türk-Rus kışkırtması son bu süreçte AKP sürecinde yaşanan benzer bir uçak krizi diyelim. O tarihlerde yine yaşatılmaya çalışılmıştı ve o tarihte tabii Türk-Rus ilişkileri büyük zarar görmüştü. 70'li yıllar Türkiye'de yükselen anti-emperyalist bir hat vardı. Çünkü 60 ihtilali ile birlikte bir 68 gençliği kuşağı ortaya çıkmış. Ve burada 60 Anayasası'nın getirdiği bir sivil toplum hareketi, örgütlü mücadele yapısı bir dinamik oluşturmuştu. Bir eğitim modeli gibi aslında belki de sunulabilir ve bunun getirdiği olgu o tarihte de işte bugün de aynı şeyi görmek mümkün. Ekonomik krizden dolayı pek belki konuşamıyoruz ama bir anti-emperyalist hava söz konusu olmuştu. Ve bunu bastırmak için de 12 Mart 71'de işte Gladio içinde Süleyman Demirel hükümetini askeri muhtırayla istifaya zorlamıştı. 12 Mart darbesinin ardından gelen ABD yanlısı işte Nihat Erim hükümetiyle gençlik hareketi kanlı şekilde bastırılmaya çalışılmış. Türkiye, Yunanistan oldu bittiğiyle Kıbrıs'ı kendine bağlama adımına karşı 20 Temmuz günü askeri çıkarmayla cevap vermişti. ABD Türkiye'ye karşı bu merkezde tutum almış ve Türkiye'ye karşı askeri ve ekonomik ambargolar uygulamıştı. Türkiye ABD ambargolarına karşılık olarak 1975 yılında ABD'ye üs ve tesislerini kapatarak yanıt vermişti. Böyle karşılıklı yanıtlarla gitti geldi ama tabii öyle bir Gladio yapılanması söz konusu ki zaman zaman da ciddi etkinlikleri ortaya çıkmıştı. Türkiye'ye karşı Ermeni Asala terör örgütünün 85'e kadar süren yoğun saldırı sonucunda o işte 33 diplomatımız şehit olmuştu. Avrupa ülkelerinde yoğunlaşan saldırılarda yakalanan bazı terör örgütü üyeleri Sudan bahanelerle serbest bırakılıyordu ve burada hep işaretle tabii Gladio'yu işaret ediyoruz. 80'li yıllar Asala'dan sonra
PKK faaliyetlerine yol verildi. İşte 12 Eylül 1980 darbesi hem Türkiye'de işte sağ solu kırdırmak, bir korku iklimi yaratmak ve temelde de bu içinde şu anda duvara tosladığımız ekonomik sistemin hayatımıza giriş yapmasına neden olmuştu. Maalesef 80 darbesiyle 5263 insanımız da hayatını kaybetmişti. Kamu ağırlıklı ekonomi tamamen yabancı sermayeye açıldı bu tarihten sonra. Türkiye ekonomisi 453 milyar dolar bugün dış borça bağımlı hale geldi. 90'lı yıllarda NATO'nun patronu Amerika Kuveyt işgalini bahane ederek Irak'a işte savaş açtı. Lübnan'da bulunan PKK Irak'ın kuzeyine kadar getirildi. NATO ülkelerinin PKK'ya tonlarca silah ve mühimmat vermesi üzerine 30 binin üzerinde insanımızı teröre kurban verdik. ABD bölgede kendine bağlı kukla devlet kurmak için PKK'yı araç olarak adeta kullanmaya başladı. İşte sonra buna FETÖ'sü ya da işte bölgede yine DAEŞ'i, IŞİD'i de ekleyerek ve diğer taşeron örgütleri de ekleyerek sürdürdüm. Yine ABD ılımlı İslam siyasetini pompalayarak Gladio'lu ile FETÖ'yü kılcı altamarlara kadar örgütledi. Ve Gladio'nun aparatları Türkiye'de başta Madımak olmak üzere, başbağlar olmak üzere birçok katliama ve suikaste de imza atıyordu. NATO Gladio'sunun düzenlediği suikastlerde birçok aydınımız şehit olmuştu. İşte Eşref Bitlis, Ali Gaffar Okan, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok gibi aydınlarımız maalesef bu süreçlerde teröre kurban gitmişti. 2000'li yıllar yine Türk-Amerika Savaşı diye tanımladığımız belki ya da Türk-NATO Savaşı diye tanımladığımız denklemde Amerika Gladio ile TSK'ya verilen TSK'ya işte başta Vatan Partisi, o tarihte İşçi Partisi olmak üzere Ergenekon ve Balyoz tertiplerini başlattı. Yüzlerce subay ve aydın Silivri zindanlarına hapsedildi. Türk vatanseverleri ve Vatan Partisi ve işte Türkiye Gençlik Birliği, Ulusal Kanal, Aydınlık burada şey vardı, bir perspektif söz konusuydu ve çok olağanüstü bir mücadele süreci buralarda başlatılmıştı. Ve NATO karargahlarında da Türkiye'nin bölünme haritalarının duvarlara asıldığı bir tarihi süreç yaşamıştık. 2010'lu yıllara geldiğimizde Türkiye 2014'ten itibaren FETÖ'yü devletten tasfiye etmeye başladı. İşte NATO'ya karşı en temel olgulardan, mücadele hatlarından biri buydu. 15 Temmuz 2016 gecesi askeri darbe girişimi gerçekleştirildi yine NATO eliyle. Ve NATO karargahında görev yapan 462 subaydan 237'sinin Gladiocu subay olduğu tespiti o gece ilişkin en önemli tespitlerden biri. Bunlara geri dön mesajı iletilmişti ama çoğu gelmedi. Türkiye'ye iade bile edilmediler ve NATO bu subaylara sahip çıkarak bazı subaylarında NATO üyesi Yunanistan'a sığındı. Bugün bir şekilde yine tespit edilen gerçekler arasında. Yine Amerika FETÖ'nün elebaşını Türkiye'ye teslim etmedi ve adeta korumasını aldı. Yine Amerika Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmak ve FETÖ üzerinden 2015 yılında Suriye sınırında Rus uçağını düşürttü. Burada 19 Aralık 2016 günü yine kritik tarihlerden biri, bir NATO operasyonu da diye de tanımlayabileceğimiz süreçte Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a suikast burada önemli başlıklar arasındaydı. 2017 yılında Avrupa'da yapılan bir NATO tatbikatında hedefe 2010'lardan sonra işte FETÖ'nün tasfiyesi, işte Türk-Rus ilişkileri, bölge denklemi, terörle mücadele süreci başlayınca hem Atatürk'ün hem Erdoğan'ın fotoğrafının konulduğu bir NATO tatbikatı da yine hafızalarda silinmedi. Yani neden NATO'dan ayrılmalı, çıkılmalı ve emperyalizmle bu anlamda işbirliği kopartılmalıya yanıt niteliğindeki başlıklar bunlar. Ve 2020'li yıllarda da Türkiye Doğu Akdeniz'de milli çıkarlarını savunmak için burada da yine NATO üyelerine karşı çıktı. ABD ve Fransa Yunanistan'ın yanında yer aldı ve Yunanistan'a silah satmaya başladılar. ABD ise Yunanistan askeri yığınak yaparak Türkiye'yi tehdit etmeyi sürdürdü. Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi sayesinde 30 yıldır işgal altında olan bir yandan Karabağ kurtardık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeniden milli fikirlerin ortaya çıktığı süreçte bir kazanım da o arada yakalamayı başarmıştık. Bu anlamda Türk dünyasının zaferleri diye de bunu paylaşmaya gayret gösteriyorduk. İşte haritayı buradan okuyunca
Şimdi kimi isimler? Bak işte NATO'da olmasaydık Finlandiya ve İsveç NATO'ya da girecekti. Bak biz orada veto hakkımızı kullandık vesaire şeklinde de bir süreci ifade edebilirler ama bu yapı şunu idrak etmekte zorlanıyor. İçeriye sızdırdığı Gladio eliyle zaten operasyonlarını gerçekleştiriyor ve Türkiye Mustafa Kemal'in dış politik hattında emperyalizmle mücadele ve emperyalist ülkelerle işbirliğine girmeme noktasını maalesef NATO ile birlikte kırdığı için bu denklemde NATO'dan çıkma tartışmasını da sizler de işte ekranlarda farklı görüşleriyle izliyorsunuz ama temelde buradaki soruna bir çözüm bulmak gerekiyorsa burada NATO'dan ayrılmanın çok net bir şekilde gerekli olduğuna ilişkin işte böyle bir listeyi de yeri gelmişken sizlere özetlemiş olduk. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamaları vardı. Erdoğan hazırlıkları tamamlandığında Suriye'nin kuzeyine operasyonların başlayacağını duyurdu. Yunanistan'da kurulan üslere dikkat çeken Erdoğan, ABD Kongresi'ndeki sözleri nedeniyle artık benim için Mitsotakis diye birisi yok dedi. Erdoğan ayrıca NATO'nun genişlemesine karşı da terörle mücadele vurgusu yaptı. Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakından atmaya başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Gündeminde terörle mücadeleden NATO'nun genişleme planına kadar birçok konu vardı. Suriye'nin kuzeyine operasyon mesajı veren Erdoğan, Türkiye ve güvenli bölgelere yapılan saldırıların harekat önceliği bulunduğunu ifade etti. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Operasyonun 26 Mayıs Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında değerlendirileceğini söyleyen Erdoğan, hazırlıklar tamamlandığında harekatın başlayacağını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır. Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda bu hususları enine boyuna değerlendirecek ve kararlarımızı alacağız. NATO üyesi olan Yunanistan'da kurulan üslere dikkat çeken Erdoğan, bu üslerin Türkiye'ye karşı tehdit olduğunu ifade etti. Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor? Veya bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma da Erdoğan'ın gündemindeydi. Türkiye aleyhine açıklama yapan Mitsotakis'e tepki gösteren Erdoğan, "Artık benim için Mitsotakis diye birisi yok." dedi. Bir Amerika seyahati oldu ve Senato'da Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi F-16'ları sakın ha Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde adeta telkinlerde bulundu. Şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Mitsotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Mitsotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. İsveç ve Finlandiya'nın teröre desteğini hatırlatan Erdoğan, NATO'nun genişlemesine karşı terörle mücadele vurgusu yaptı. Bizim NATO'nun genişlemesi konusundaki yaklaşımımız bağnazlıktan veya düşmanlıktan değil, terörle mücadele konusundaki İlkeli tutumumuzdan kaynaklanıyor. Bakanlar Kurulu toplantısında açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinleri de değerlendirildi. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli teknoloji hamlesiyle Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin de başlayacağını duyurdu.
uzay yarışında yer almak bir lüks değil, bir mecburiyettir. Milli uzay programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz. Evet, açıklamalar böyleydi. İşte Ankara'da temaslarda bulunacak İsveç ve Finlandiya ekiplerine de terör dosyasının önüne konması bekleniyor. Bu gelişmeleri takip edeceğiz. İç siyasete ve iç siyasetten gelen mesajların da içeriklerine bir bakalım. Yani Türkiye, işte az önceki Yunanistan'ın haritası, Ontanius var diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz şeye yansıtabilirsek eğer varsa elimizde, Türkiye'yi çevreleyen o üstlenmeleri bir görelim. Yani yaklaşık 23 ayrı yerde Amerika'nın Türkiye'yi kuşatma konusunda hazırladığı bir projeksiyon olduğu çok açık ve net. Türkiye hedef aldı, çok açık ve net. Burada tespit edilmiş ve Cumhurbaşkanınca da dile getirilmiş 10 tane ayrı Yunanistan üstlenmesi. İşte burada biliyorsunuz geçen hafta Mitsotakis Amerikan Kongresi'ne konuştu. O 45 dakikalık konuşmada 37 defa alkışlanarak bir gaza getirildi. Kendisini tarihte kendi ülkelerinde Türklerle savaş kararı alanların akıbetini okumaya davet edelim. Çünkü o okuma önemli olacak. Kendi akıbetinin de sonu o. Nihayetinde en önünde ya da sonunda, işte Türkiye Yunanistan'a gerekli dersini verme konusunda iradesini ortaya koymaktan çekinmeyecektir. Bizim Soner Polat gibi Ege sularında, Akdeniz hattında her kayanın konumunu, cephesini, hattını bilen çok kıymetli askerlerimiz olduğu unutulmamalı. Geçtiğimiz sefer denize dökmekle yetinmiştik. Bu sefer daha ilerisini de yapma konusunda bir irade ortaya koydurtmasınlar. Bunu Yunanistan hattına iletmek lazım. Ve biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan'da büyük bir tartışma olmuş ve burada o tarihte bu savaş kararı alan generallerin idamına ve oradaki siyasetçilerin de idamına karar verilmişti Yunanistan'da. Tarihteki bu notu da bir kez daha oralara hatırlatmak gerekiyor. Şimdi Türkiye böyle bir hattayken, yani işte 35 ayrı yerde Amerikan üstlenmeleri varken, NATO, Gladio unsurları tehditlerini sürdürürken, daha dün işte bakın 5 tane şehidimiz var. Kimin kurşunlarıyla, kimin mermileriyle, kimin bombalarıyla bunlar hedef haline geldi, şehit oldu bizim askerlerimiz. İşte Amerika'nın, bu NATO'nun ülkelerinin gönderdiği paralarla, silahlarla bu askerlerimiz şehit oluyor. İşte gördüğünüz gibi harita ortada. Bakın ta Gürcistan'dan Irak'ın kuzeyi, Suudi Arabistan'ın kuzeyi, Ürdün, İsrail, Suriye'nin kuzeyi, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Girit, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Odessa, Ukrayna'nın üst tarafında ve Ukrayna'yı da NATO'ya dahil etmek üzere bizi çerçevelemek istedikleri harita böyle bir haritaydı. Şimdi bunlar kimse şaka falan yapmıyor buralarda. Burada açık açık Türkiye'yi hedef gösteriyorlar. Şimdi mesele şu, iktidar bu tip süreçleri kontrol ve koordine etmek konusunda bir problem yaşıyor dış politikada. O problem işte Suriye devletiyle anlaşmama. Ve başta Suriye devletiyle anlaşmadan bölgede bir takım aksiyonlar almaya çalışınca bölgenin denklem ülkeleri İran, Rusya, Çin gibi ülkelerinden uzakta kalıyor. Ve bu politikaları ya da bu bölgedeki hattın dağılması konusunda dolayısıyla düşman hattı, yani Amerika ve NATO hattı zaman kazanmış oluyor. Yani mevcut iktidarın bunu gözeterek, gözlemleyerek bir denklem yakalaması gerektiği konusunu bir hatırlatalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan işte doğru şeyler söylüyor dış politikada. Bakın Suriye'nin kuzeyine operasyonlar lazım mı? Lazım, çünkü Suriye'nin kuzeyinde özellikle Fırat'ın doğusunda kantonlar oluştu. Doğru mu? Doğru. Burada Suriye'nin kuzeyindeki bu operasyonel süreçte Yunanistan'daki ona yakın üstlenme doğru mu? Doğru. Hatta daha fazlası da var. İşte şu anda onu harita üzerinde Amerika bayrakları olan yerlerde görebilirsiniz. Bunlar resmi geçit töreni sergilemek, Türkiye'yi selamlamak, saygıyla önünden geçmek için gerçekleştirilmiş üstlenmeler değil. En küçük bir kışkırtıcılık anını gözlemleyip içerideki o kışkırtmayı
tavana çıkartıp ardından da buradaki üstlenmeleriyle hedef ülkeyi kendileri açısından bir işgal girişiminin hazırlıklarını yapıyor. Şimdi bunu dağıtmak için Türkiye ne yapacak? Suriye'nin kuzeyine operasyon şart mı şart? Irak'ın kuzeyine operasyon şart mı şart? Eyvallah, hiç bunda sıkıntı yok ama bölge denkleminde Suriye devletiyle, Irak devletiyle, İran devletiyle, Azerbaycan'la, Rusya Federasyonu'yla ve Asya coğrafyasının doğal gücü ve önderi konumunda olan Çin Halk Cumhuriyeti'ni de arkanıza alacak bir siyaset burada gütmeniz lazım. Şimdi iktidar kanadındaki eksiklik ve sıkıntı bu. Peki dönelim muhalefete, bu haritadan ders alınmış mı? Yok. Mesela şu haritayı neticede İYİ Parti'nin yöneticileri, İYİ Parti'nin işte genel başkanı, CHP'nin yöneticileri ya da CHP'nin genel başkanı ya da işte o altılı ittifakın masasında bulunan bütün liderler gayet güzel okuyabiliyor. Ne anlama geldiğini hatta benden de daha iyi biliyorlar. Peki buna yönelik bir açıklamaları var mı? Yok. Varsa yoksa neyi anlatıyorlar peki? Ona bakalım. Amerika Çin'i hedef gösterdi. İYİ Parti'de kışkırtma için harekete geçti. İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri sözde Uygur ayrılıkçılarının Çin'in Ankara Büyükelçiliği önündeki eylemine destek verdi. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, ABD güdümlü zulüm yalanlarını elçilik önünde dillendirdi. ABD Büyükelçiliği bir gün önce Çin'i yalanlar üzerinden hedef alan paylaşım yaptı. Aynı gün ABD elçisi Jeffrey Flake, İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti, Akşener'le görüştü. Bir gün sonra da İYİ Parti Başkanlık Kurulu üyeleri ve milletvekilleri soluğu Çin Halk Cumhuriyeti Elçiliği önünde aldı. Türkiye-Çin ilişkilerini hedef alan açıklamalar yaptı. Çin zulmüne adeta ışık tuttular. Asya Pasifik'te Çin'e karşı askeri tehditler yönelten ABD, Tayvan kışkırtmasından sonra sözde Uygur ayrılıkçıları üzerinden de kampanya yürütmeye başladı. ABD elçiliği de 23 Mayıs'ta her 5 pamuklu giysinin birinde zorla çalıştırılan Uygurların emeği var yalanını ortaya attı. ABD'nin hedef gösterdiği Çin'e karşı İYİ Parti'de kışkırtma için harekete geçti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Heyeti'nin Doğu Türkistan'a kontrolsüz ve doğrudan bir giriş yapabilmesi ve hakikatin ortaya konulacağı bir tespit yapılabilmesi için ciddi bir beklenti var. İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri sözde Uygur ayrılıkçılarının Çin'in Ankara Büyükelçiliği önündeki eylemine destek verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler bir büyükelçinin, ülkemizdeki bir büyükelçinin hadsiz, hudutsuz, edepsiz tavrı karşısında sessiz kalmayı tercih ettiler. Türkiye-Çin dostluğunu hedef alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, CIA'nin ortaya attığı zulüm yalanlarını dillendirdi. Çin'deki insan hakları ihlallerine sessiz kalanlar bu zulme, bu işkenceye, bu soykırıma ortaktır. Efendim işte NATO milliyetçiliği dediğimiz kavram, yani bunu maalesef yani mevcut iktidarın içinde de dile getiren isimler oluyor. Muhalefete baktığımızda muhalefet partileri dört elle sarılmış zaten, böyle kucaklıyorlar, doymuyorlar da bu NATO milliyetçiliğine. Hatta o mevcut muhalefet partilerinden kopup işte Türk milliyetçiliğini savunduğunu iddia eden yeni partiler kurarak orada da aynı NATO milliyetçiliğini sürdüren bir zeka ile karşı karşıyayız. Tabii problemli hatlardan bir tanesi bu. MHP'den İYİ Parti'ye NATO milliyetçiliği tepkisi geldi dün. Bir de ona bakalım. Türk milliyetçilerinin NATO'ya bağlı olamayacağını söyleyen MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, İYİ Parti'nin programında NATO'ya bağlılık olduğunu belirtti. Kalyoncu, Türk milliyetçileri Türk milletine, Türk devletine bağlı olur dedi. Sizleri davet etmem. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun NATO'ya karşı yaptığı çıkış dikkat çekti. Isparta'da konuşan Kalyoncu, Türk milliyetçilerinin NATO'ya bağlı olamayacağını vurguladı. İYİ Parti'yi eleştirdi. Kongre toplama girişimi yapıyormuş gibi hareket ettiler ve partimizin üyelerinin bir kısmını da
kendilerine haksızlık yapıldığı propagandasıyla peşlerine takıp dışımıza çıkardılar. Kuruluşundaki bu senaryo yüzünden de dışarıdan bakanlar onları da milliyetçi bir parti sandı. Oysa bugün ülkemizde programlarına NATO'ya bağlıyız yazmış başka bir parti yok. O kadar milliyetçiler yani. Dikkat çeken açıklamaları sonrası Aydınlık Gazetesi'ne demeç veren Profesör Doktor Kalyoncu, NATO'ya bağlılık olmaz. Türk milliyetçileri Türk devletine bağlı olur dedi. İyi Parti NATO'ya bağlılık vurgusunu programlarında belirtiyor. İsveç ve Finlandiya'ya yönelik bir tepkilerin olmamasından da bunu görüyoruz. Türk milliyetçileri Türk milletine, Türk devletine bağlı olur. NATO bir ittifaktır. NATO'ya bağlılık olmaz. Bağımsızlığımızı başka bir yere teslim etmiyoruz. Efendim, anlamadıkları mesele şu işte, haritamızı bir kez daha gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi bu harita üzerinde bulunan Amerikan bayrakları, Türkiye'ye karşı sevgi gösterisinde bulunmak isteyen Amerika'nın resmi geçit törenleri için yaptığı son hazırlıklar değil. Türkiye'yi bölmek, parçalamak, bölgeyi kan gölüne çevirmek için hazırladığı bir denklem. Tabii burada Türkiye özellikle dış politik hatta gerçekleştireceği denkleme ve ittifaklara gözünü çevirmek durumunda. Bunu buradan bir kez daha ifade edelim. Hatta şöyle yapalım. Dün akşamdan sevgili Çağdaş sizler için hazırlamış Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na neden girdiğine ilişkin çok keyifli yayınlardan bir tanesi oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve tarihçi, yazar, akademisyen Zafer Toprak program konuklarıydı. Mustafa İlker Yücel de moderatörlüğün üstlenince çok keyifli sohbet oldu. Birçok başlık çıkar işin içinden ama tarihi okumak, bugünkü içindeki sıkıntıyı anlayabilmek açısından bir o Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na neden girdiğine ilişkin bir bölümü izleyelim. Bilmiyorum artık üzerine de yorum yapmaya gerek kalır mı? Bir birlikte bakalım ama. Olur. Bir sorumuz şimdi daha olsun. Tarihi şahsiyetleri ve akımları tarih içinde değerlendirmek lazım. Yani alternatifleriyle, mukayese ve mücadele içinde. Yani mesela diyelim Fatih Sultan Mehmet zamanında niçin su motorları kullanılmıyordu tarımda falan diyemezsiniz. Yani her akımı, her şahsiyeti alternatifiyle. Mesela Abdülhamit'in alternatifi neydi? Abdülmecit, Abdülaziz, Abdülhamit Tanzimat Padişahı ve onun alternatifi de daha yeni filizlenmekte olan o dönemdeki milli akımdı. Dolayısıyla o milli akımla mukayese ve mücadele içinde baktığımız zaman tarihi ilerleten bir konumda değil Abdülhamit son itibariyle. Zaten biraz evvel hocamız da söyledi, yani o hanedanla bu işler yürütülemezdi diye. Yani orada onu söylemek istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda İttihat Terakki'nin 29 Ekim 1914 günü Karadeniz'de Rus şehirli donanmasına saldırması ve bazı limanlarını falan bombalaması, hocam bence dahiyane bir çok olumlu bir şey. Yani o şu bakımdan savaşın kaderini şu bakımdan belirledi. Yani bir kere mecburdu Osmanlı Devleti savaşa girmeye. Çünkü Osmanlı Devleti'nin paylaşılması. Yani İngilizler, tabii, Fransızlar. En geç olacaktı. Evet, olacaktı. Ha, orada ilk vuruşu yaparak Karadeniz'de bizim bütün şeyimiz, lojistiğimiz Karadeniz'den sağlanıyordu. Yani Karadeniz'de bir Rus donanmasının hakimiyeti ve bir de savaşın başında diyelim Çanakkale'den İngiliz Fransız donanması zorladığı zaman, bir de yukarıdan amfibi harekatlarıyla Rus çarlığı İstanbul'a yüklendiği zaman savaş bizim için daha 1915 yılında biterdi. Yani o Rus donanmasına indirilen darbeyle savaşın 4 yıl sürmesi sağlanmış oldu ve dolayısıyla da bizim İstiklal Savaşımızın tamamlanması için bir kuvvet biriktirildi. Ben o bakımdan dünya tarihini etkileyen bir ilk vuruş olarak düşünüyorum. Çünkü o ilk vuruş 1917 Rus devrimi, Sovyet devrimi arkasından Şubat-Ekim devrimlerini getirdi. Orada Şubat-Ekim devrimi olup Sovyetler gelince biz düşmanımızın biri eksildi. İngiliz, Fransızlar kaldı. Hatta eksilmenin ötesinde bizim tarafımızda Sovyetler yol aldığı için. Sonuç itibariyle hem Türkiye'nin İstiklal Savaşı hem Sovyet devriminin olması bakımdan o 29 Ekim 1914'te savaşa girmemizi çok cesur ve çok akıllı bir karar olarak düşünüyorum. Bunu tartışmak lazım benim kanaatime göre. Yani çünkü burada çok şeyler var.
ön yargılar var. Yani savaşı niye girdik? Yani bir kere girmek mecburiyetinde, burada hocamız da zaten belirtti. O Atatürk de onu 5-6 yerde söylüyor. Almanlarla da girmek beraber mecburiyetinde. Çünkü öbür üçü bizi paylaşıyor. Almanlar sonuç itibariyle... Önerdik, kabul etmediler. Hiçbiri. Bir de bizim Sazanofa donan iki gittik, tane gemimize koydular. Gittik, evet. Sultan Osman, Almanlarla Sultan girmek mecburiyetindeydi. Evet. Almanlarla girdik. Tabii savaşta hocamızın belirttiği o yanlış politikalar var. Yani Atatürk'ün düşündüğü gibi daha böyle Türklerin çoğunluk olduğu toprakları korumaya yönelik bir strateji. Daha akıllı bir strateji. Milli devlet stratejisi. Ama işte onu uygulamak da o gün çok zor. Mesela işte Atatürk Selanik'e geldiği zaman bunu söylüyor. Diyorlar ama yani diyor ki Atatürk Balkan topraklarını, Arapların topraklarını sahiplerine verelim. Ali Fuat Paşa bunu hatıralarında anlatıyor. Sahiplerine verelim deyince aman diyorlar bir daha bunu söyleme, seni kurşuna dizerler falan. Onu kimseye kabul ettiremezsin o gün. Yani tabii Galicialarda savaşmak, Yemenlerde savaşmak doğru değil ama sonuç itibariyle onu bir baba yiğit yok kabul evet, ettirecek evet. Kamuoyuna. Yani orada bir çırpınışlar var ama tabii daha akıllıca politikalar izlenebilirdi ve Alman stratejisine değil de kendi milli stratejimize. Evet. Çünkü Almanlar her yerde bizim direnerek kendisini rahatlatmamızı sağlayacak stratejileri bize önerdiler. Atatürk'ün de orada 2016 yılında Eylül ayında çok müthiş bir mektubu vardır. Enver Paşa'ya, Talat Paşa'ya yolladığı ve Almanya ile ilişkileri eleştiren o da müthiş bir mektuptur. Yani Atatürk'ün önemli metinlerinden biridir. Eylül 2016 tarihi, şimdi 16 Eylül mü nedir? Sonuç itibariyle şunu söyleyeceğim. Yani Birinci Dünya Savaşı'na Türkiye girmeye mecburdu. Almanlarla müttefik olmaya da mecburdu. Savaşın ilk vuruş 29 Ekim, o da çok enteresan. 29 Ekim, Cumhuriyeti de 29 Ekim'de ilan ediyor. Onu Atatürk bilerek mi yaptı sanmıyorum ama bir rastlantı herhalde. Ama o ilk vuruş 1915 yılında bizim açımızdan bitecek bir savaşı 18'e kadar uzattı ve Sovyet devrimi o sayede oldu. Yani yarıp geçseydi İngiliz-Fransız donanması İstanbul'u alsaydı çarlık tabii yıkılmayabilirdi. Daha başka bir tarih olacaktı o zaman diye söyleyebiliriz. 1920'nin 24 Nisan'ında yapılan konuşmanın iki kanadı var. Bir kanat açıkta yapılan bir konuşma. İkincisi gizli evet. Oturumdur. O da İş Bankası yayınlarında çıkıyor. Gizli oturumda söyledikleri çok ilginçtir. Özellikle Pan-Türkizm ve Pan-İslamizm konusunda niye Türkiye bu iki harekete karşı tavır koymalı? Bunu anlatır. Çok önemlidir o konuda. Yani minimalist bir politikadan yana olduğunu belirtir. Bizim hiçbir şekilde bu ülkelerle, yani bugünkü sınavla misak-ı milli sınırları dışında herhangi bir talebimizin olmaması gerektiğini çok net bir şekilde anlatır. Ve o çizgide, yani yurtta sulh, canda sulh ilkesi zaten o günden itibaren Türkiye'nin dış politikası olarak yıllar boyu devam edecektir. Evet. En doğru kararı daha 1920 yılının 23-24 Nisan'ında vermiştir. Çok önemli. Yani çünkü askersin ve nerede duracağını biliyorsun. Tabii orada Atatürk'ün daha yani bir tavrı var. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin paylaşılması ve bir takım milliyetlerin kendi devletlerini kurmaları kaçınılmaz. Buna direnmek mümkün değil. Onun için... Çok gerçekçi. Evet, çok gerçekçi. Ama öyle bir gerçekçi ki başka birisinin onu kabul etmesi ve herhangi bir... Ancak Türkiye yenildikten sonra misak-ı milliye geliyorsun. O yenilgiyi yaşamadan onu o zamandan evet. uygulayabilecek bir... Orada bile evet. misak-ı milliden ödün vermesini de biliyor. Evet. O da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz misak-ı milli, misak-ı milli Musul, Kerkük, Süleymaniye bütün bunları içeren bir şey. Evet. Ama orada tekrar savaşmak gerekecek. Rezil tabii çok evet. nerelere yani gider. Bu kadar olmuş. Nüfusumuzu bir kez daha böyle bir cenderenin içerisine sokmanın bir ne kadar sakıncalı olabilir. Petrol toprakları oralarda savaş. Evet. Yani orada karşı tarafın evet. direnci orada daha farklı. Evet. Yani koparacağını
koparmış oluyor İngilizler ve Fransızlar. Yani, evet. Petrol yani. Bölgeler olduğu için konusu efendim? Olarak hep dillendiriliyor. Nedir? Ama. Hangisi? İşte yani burada kolay vazgeçti diye bir eleştiri konusu olarak yani bunlar kaçın yani. Bakın bunları yani sorumluluğu olmayan yük taşımayan insanların söylediği laflar onlar yani sen 1900 yani Mustafa Kemal türü bir kişi korkacak edecek ve bu işlere girişmeyecek. Yok. O değil ama o bir hesap kitap meselesi. Tabii, yani o tarihte yapılan yani, basit bir şey. Bir de İnanılmaz tabii keyifli yayınlardan bir tanesiydi. Daha ne notlar var bütün çerçeveyi anlatmak açısından. Sayın Doğu Perinçek ve Sayın Zafer Toprak, profesör, doktor, tarihçi, yazar ve Türk tarihi konusunda yaptığı önemli çalışmalarla işte böyle bir denklem. Şimdi son dönemde yani iktidar ve muhalefete işte şu harita üzerinden de yine anlatalım. Çıkartılması gereken çok ders var derken hep bunları anlatıyorduk. Bakın. Bir yandan Abdülhamit tartışması, bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte son 20 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılmayanları yaptık iddiası falan gibi böyle saçma bir tartışmaya giden denklem. Tarihi niye okuruz? Tarihin en temel notlarından bir tanesi işte tabii her süreci kendi koşullarında değerlendirmek gerekiyor. O önemli. O kendi koşullarında değerlendirdiğimiz süreçte de yapılan hataları tekrar etmeme ve gelecek perspektifini ve vizyonunu buna göre hazırlama konusunda bir iddiayla tarihi öğrenmeye çalışırız. Yani derinlemesine analizlerden bir tanesi işte dün akşamki bu yayında birçok noktada verildi. Biz sadece bir bölümünü tabii yayın kuşağımızda verebildik. Dolayısıyla İşte Abdülhamit döneminde toprak mı kaybetmiyor? Kaybettik. Kaybetmesek niye Birinci Dünya Savaşı'na gidelim? Yani Abdülhamit'in geldiği tarihle gittiği tarih arasındaki haritaya baksan bunu göreceksin zaten. Yani bunun hiç böyle tartışılacak bir tarafı yok. İşte son 20 yılda Cumhuriyet iddialleriyle bilmem neyle bu tip böyle bir takım ideolojik kavgayı, ideolojik işte sapkınlığı diyelim artık yeniden gündeme getirmenin bir alemi yok. Neden? Çevrende işte böyle bir süreçle karşı karşıyasın. 23 ayrı yerde Amerikan üstlenmesi sana resmi geçit töreni için değil, senin boş anını yakalayıp seni böyle parçalayla yontmak için hazır bekliyor. İşte bugün de Asya coğrafyası, neden Rusya, neden Çin hala içimizde anlamayak istemeyenlere de bu haritada bir ders olsun, tokat olsun. Mevcut muhalefetin zaten bunları dile getirdiği yok. Yani ülkenin, bakın misak-ı milli sınırlarının sorunları başka. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin ortaya koymak istediği vizyon başka. Bölgesel denklem başka. Ülkeyi çetrefilli bir şekilde ele geçirmek isteyen güçler ortada. İçeride ekonomik kriz almış başını gidiyor. Çok ciddi bir yangın var ve vatandaş gerçekten çok gününü geçirmekte çok zorlanıyor. Kafalar yine önde, işte otobüs durakları ve pandemi bitti, dışarı çıktık diye sevinemiyorsun. Yani dışarı çıkamıyorsun çünkü öyle bir boyut. Ama muhalefette bütün bunlardan habersiz. Yok Çin işte nedir o? Doğu Türkistan yaygarasını al götür yay. Ya işte vatandaşın, milletin, memleketin, misak-ı millinin, Türk dünyasının, bizim coğrafyamızın sorunları burada yatıyor. Şu 5 şehidimizin bir fotoğrafını görebilir miyiz? Sevgili Çağdaş, dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı. Bakın kahramanlarımızın fotoğrafları bunlar. Saygıyla yad ediyoruz, rahmetle yad ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Harekatı'nda hani şey deriz ya biz, gülmek devrimci bir eylemdir. İşte askerlerimiz aynı karede. Yani işte Allah'ın bir lütfu mu, işte kaderin bir cilvesi mi, içlerine mi doğdu? Yani dün sosyal medyada çokça konuşuldu. Bakın bu askerlerimiz şehit oldu. Kimin kurşunuyla? Kimin bombasıyla? Kimin taşeron örgütleriyle? Bunları iyi düşünerek Türk siyasetini, iktidarıyla, muhalefetiyle daha aklı selim, daha Türkiye'nin kararlı olduğu bir nokta açısından dikkate çekelim. Yani az önce haritada 23 ayrı yerde Amerikan üstlenmelerinin resmi geçit töreni yapmak için orada olmadığını anlatırken de bu kahraman 5 şehidimizin
tek kare içinde yer alan bu fotoğrafındaki o gülümsemesinin verdiği ruhu özetlerken her taraf kendi üzerine alması gereken dersi alsın diye yapıyoruz. Saygıyla, rahmetle yad ediyoruz kahramanlarımızı. İşte ama Türkiye'nin gündemi başka. İktidarın Abdülhamitçiliği, son 20 yıldaki vay efendim bak biz neler yapıyoruz. Ne yaptın 20 yılda ya? Yani oturup burada Büyük Ortadoğu Projesi'nden bilmem neden bahsedersek, yani şeyin tozlu raflarından notları indirmeye kalkarsak orada işin rengi belli olur. Ama bugün neredeyiz? Amerikan üstlenmeleri çevremizde. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde. Bizim zaten ondan hiçbir zaman şüphemiz yoktu. Canı pahasına, kanı pahasına bu memleketi ayakta tutmak, misak-ı millimize, bölge bağımsızlığımıza, emperyalist güçlerin içimizde gerçekleştirmek istediklerine karşı irade koyacağını zaten şüphemiz yok. Ama gelin bunu tamamlayalım. Suriye devletiyle, Irak devletiyle, İran devletiyle, Rusya'yla, Çin'le artık bu bölgesel ve kıta açısından Avrasya ikliminde kararlı bir şekilde yer alabilecek politikaları uygulayalım. Üretim devrimi sürecini ekonomik bir perspektif olarak artık önümüze koymanın vakti geldi de geçiyor bile. Gülmek devrimci bir eylemdir. Bu fotoğraftan işte bu 5 şehidimiz, yani hakikaten de aynı karede ve aynı gün şehit olmalarının verdiği bir mesaj var bence. O mesajı iyi almak lazım. Gülmek devrimci bir eylemdir. Ama bu askerlerimizi bu şanlı yürüyüşlerinde hangi mermiler, hangi bombalar, hangi alçakça organizasyonlar, kimin eliyle yapılıyor bu organizasyonlar? Oturup onu iyi düşünüp hem iktidarıyla hem muhalefetiyle bugün ne yapılması gerekiyorsa onu yapma konusunda bir irade sergilemeye davet edelim. Bu notlarla da bir araya gidelim. Aranın ardından Günaydın Türkiye devam edecek. Efendim gündem ve tarihte bugünün notları ve gazetelerimize geçiş yapıyoruz. Hızlıca tarihte bugünün notlarına bakarak başlayalım. Çağdaş bizi hangi dönemlere götürecek? 1944'e götürüyor ilk olarak Çağdaş. 25 Mayıs 1944'te Nuri Demirağ'ın fabrikasında yapılan ilk Türk yolcu uçağı İstanbul'dan Ankara'ya uçtu. İşte genç ve devrimci cumhuriyetin üreten Türkiye'si. Açısından gerçekten önemli dönüm noktalarından biri ama işte bu yolcu uçağımız, işte Türk uçak fabrikamız ve yerli üretimlerimiz NATO'ya girdiğimiz ya da 1944'te IMF ile ilişkilerimizi 45 itibariyle sürdürmemizle birlikte yok olup giden değerlerimiz arasında yer aldı. Burada sistematik ve sistemsel olarak içine sürüklenmek istediğimiz nokta anlaşılmazsa, İşte bugün diyoruz ya, ekonomik sorunlarımız var, bölgesel sorunlarımız var. Siyasi parti liderleri bundan kopuk hareketler yapıyorlar. Bu fikriyattan kopuk hareketlerle süreci okuyorlar ve bunun gereklerini yerine getirmekte sıkıntı yaşadığımızı anlatmaya çalışıyoruz ya. İşte bu açıdan tarihin notları önem taşıyor. Devam edelim. Saygıyla, rahmetle anıyoruz Nuri Demirağ'ı da bu arada. 1954 Türkiye Osmanlı borçlarının son taksitini ödedi. Borçlanma ekonomisi konusunda bir periyot çizmişti 1930'lar Türkiye'si. Bir yandan kamulaştırma süreci, devletleştirme ve halkçılık modelini uygularken, yani kamu eliyle sanayileşme üretimi desteklerken bir yandan da bir borç planlaması yapıyordu. Ve bu borç planlaması işte her iki aksla üretimi destekleyen, yani eldeki verileri, biliyorsunuz iktisadın genel teorisi şöyle anlatılır. Kıt kaynakları kullanma sanatıdır iktisat.
Yani temel ilk giriş cümlesi iktisat okuyan hemen hemen herkes işte iktisada giriş okusun ya da bunun en ayrıntılı dallarını da seçip okuyan herkes çok net bilir. İktisadın temel kavramı kıt kaynakları kullanabilme olgusu. Kıt kaynakları kullanabilme olgusuyla üretimi planlıyorsun. Kıt kaynakları kullanarak da borçlanma planlaması yapıyorsun. İşte 1954'te de Osmanlı borçlarının son taksidinin ödenmesi buna önemli delillerden biri. Ama dediğimiz gibi 1945 IMF bağı, 1950 NATO bağı, içime sızan Gladio, işte siyasetin özelleştirme programlarının 50'li yıllar itibariyle maalesef liberal, serbest piyasa ve Amerikancı politikaların etkenliğiyle dağılıp giden ve bugün de artık her şeyde bunu anlatmamız gereken bir süreçteyiz galiba. Devam edelim, sıradaki tarihimiz 1989. Mihail Gorbaçov Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı oldu. Yakın tarihin satır arası ayrıntıları dikkatle okunması gereken bir süreci. İşte zaman zaman bugün Putin dönemi ve diğer dönemler ya da işte Rusya'nın içine sürüklenmek istediği, biliyorsunuz Mihail Gorbaçov 89 işte Sovyetler Birliği'nde devlet başkanı ama sonrasında yaşadığı dağılma süreci vesaire hep hafızalarda. Burada açık bir şekilde Batı entegrasyonu ve Batı politikalarının uygulanması net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sovyetler Birliği dağılıyor ve bu coğrafyada parçalanmış ülkeler ve bugün de o parçalanmış ülkelere Amerika'nın giriş yaptığını net bir şekilde gözlemliyoruz. Bakın o tarihlerde gelen tehdit hala daha bugün hepimizin başının belası. Yani meseleyi süreci öyle okursak bugün özellikle muhalefet hattında ve iktidar hattında emperyalizmle işbirliği ya da el ele bazı projeksiyonları anlatanlara bu yakın tarihin notları ders olmalı. Devam edelim. 1995 Nasuh Mahruki dünyanın en yüksek tepesi Everest'in zirvesine çıktı. Mahruki Everest'e tırmanan ilk Türk oldu. Türk Leopar'ı öyle de tanımlanmıştı ve Türk bayrağını Everest'in zirvesindeki dalgalandırdığı noktadan fotoğrafla paylaşmıştı o tarihte. Devam edelim. Evet, tarihin notlarının hemen ardından da gündemde bugün neleri takip edeceğiz bir ona bakalım efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretinde bulunacak, meslek odaları, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Dört koldan ben Cumhurbaşkanı adayıyım mesajını veriyor. Bu işte Maltepe mitingi vesaire şudur budur yeniden bir vites yükselttiğini söylemek mümkün. Yani işte CHP yöneticilerine sorduğumuzda ya o çok işte adaylıkla ilgisi yok falan filan diyorlar ama bariz açık ve net bir şekilde duruyor. Bakalım bugün Kemal Bey'in mesela esnaf sorunlarını çözmek için nasıl bir ekonomik politika uygulayacak? Meslek odaları ve STK temsilcileri muhtarlarla görüşmesinde bu tip problemlere yönelik çözümleri ne olacak? Açıkçası hep onu bekliyoruz. Pek çıkmıyor. Kanaat önderleri dediği kim onu bilmiyorum. Onu herhalde görüşmeler içinde anlamış olacağız. Mecliste İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirilecek. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna ilişkin İYİ Parti'nin işte bir şey var, özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ilişkin. Bilmiyorum buradaki toplantıdan bir açıklama çıkar mı ama toplamda esaslı bir muhalefet memleketin işte 23 tane Amerika haritasına ilişkin bilmiyorum İYİ Parti liderinin bugün bir gündemi olacak mı? Muhtemelen Irak'ın kuzeyine gerçekleşen harekatımızda, Pençe Kilit harekatımızda şehit olan askerlerimiz konusu bu parti grup toplantılarında gündeme gelecek ama o şehit olan askerlerimizin neden şehit olduğu iyi anlatılabilecek mi? Ve ona karşı bir anti-Amerikancı duruş gerçekleşecek mi? Merakla bunları bekliyoruz. Şu ana kadar gerçekleşmedi ama umarım onlarda da bir dönüş olur diyelim. KİT Komisyonu, Kamu İktisadi Teşekkülleri Komisyonu'nda Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve müesseselerinin 2019 ve 2020 hesapları görüşülecek. 10.30, 14 ve 14.30 meclis toplantılarının saatleri olarak belirtilmiş efendim ajansta. Ekonomiye bakıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Hedef 2053 termik santrallerin geleceği çalıştayına iştirak edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği olağan genel kuruluna ve VRV üretim tesisi açılışına katılacak. Güncel başlıklardaysa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'ne katılıyormuş. Spordan başlıklara baktığımızdaysa UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma ile Feyenoord Arnavutluk'la karşı karşıya gelecek. Tiran'daki mücadele saat 22'de ve teniste de 2022'nin ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık Roland Garros'ta ana tablo maçlarıyla devam edilecek. Paris'teki bu spor müsabakaları da yakından takip ediliyor efendim. Gazete başlıklarımıza döndüğümüzde Aydınlık Gazetesi Bahçeli'den tarihi açıklama, NATO'dan çıkabiliriz vurgusuyla verilmiş. Türkiye'nin seçeneksiz ve çaresiz olmadığını belirten Bahçeli, eğer şartlar işin içinden çıkılmaz hale bürünürse NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız vurgusu dünün en çarpıcı notlarından biriydi. Asya ve Orta Doğu Güvenlik Örgütü önerdi. Devlet Bahçeli'nin çok önemli açıklamalarından bir tanesi. Umarım bu devlet aklının ortaya çıktığı irade hızlı bir şekilde yer alır ki Asya Orta Doğu Güvenlik Örgütü, yani burada isimler şey değişebilir, işte biz Batı Asya Birliği diyoruz. Sayın Bahçeli Orta Doğu Güvenlik Örgütü, yani Batı Asya coğrafyasında, yani çünkü Orta Doğu ifadesi biraz emperyalist bir dil. Yani onlar böyle bizi işte şey yapmak için bölgeye almış, işte Orta Doğu, işte Orta Doğu girdabı falan, bizim yerde bazı sözde Kemalistler, Atatürkçüler de bu dili çok kullanıyor maalesef. Ama o dilden her şeyden önce Türkiye'yi kurtarıp çözümlere odaklanmamız gerekiyor. Ama önemli değil, yani şey bakış açısı itibariyle meselenin ne olduğu net ve bugün de çok ihtiyaç var. Bugün hatta çözümün adresleri bunlar. Asya ve Orta Doğu Güvenlik Örgütü önerisi. Sürmanşete bakıyoruz. Savunmanın liderleri ODTÜ'lülerle buluştu. Milli Savunma Sanayisi alanında öncü firmalar ODTÜ Savunma Sanayi Topluluğu'nun düzenlediği etkinlikte buluştu. Firmalar bağımsızlık yolunda önemli adımlar attıklarını ifade etti. İçinden geçtiğimiz girdaplı süreç ne olursa olsun, yani ekonomik sorunlarımız var. Ya biz ekmek bulamıyoruz da kardeşim, ne uzayı da ne işte yazılımı da ne bilmem nesi, kimse demesin. Bunlar gelecek vizyonu. Ve milli üretilen her ürüne, her fikriyata ve her oluşuma %100 katkı sağlamak vatandaşlık görevidir. Bunu özellikle ifade edelim. İşte dünkü o önemli buluşmanın, Milli Savunma Sanayisi'nin öncü firmalarının ODTÜ buluşmasından bu notları da aktarmış olalım. Yunanistan'a sahada mesaj. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'daki ABD üslerine tepki göstermesinden sonra Adalar Denizi'nde arka arkaya Navtexler denizcilik bildirimi ilan edildi. İzmir istasyonundan yayınlanan bildirimlerde Yunanistan'ın daha önce yayınladığı bazı Navtexlerin Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüdeki adalardan Limmi, Semadirek ve Bozbaba'nın statüsünü ihlal ettiği vurgulandı. Üst üste Navtexler yeniden Ege'ye gözümüzü çevirmemize neden olacak. Kelaynaklar çoğalıyor demiş. Füsun iki kardeşin haberi bu. Kelaynak kuşlarının göç eden son popülasyonunu dünyada sadece Bilecik'te yaşıyor. Kelaynakların sayısı 11.000'den 301'e çıktı diye de bir haber var. İlginç, meraklılar için duyuralım. Uzay için haydi başvuruya, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen Türk uzay yolcusu ve bilim misyonu görevi başlatıldı. Adaylar için şartlar açıklandı. Fiziksel, ruhsal, eğitim durumu uygun adaylar. Mecburi hizmetle 10 yıl TOA ve TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek. İki aday 10 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel faaliyetlerde bulunacak denilmiş. TDT, Rusya, Çin, İran'la çalışmalarını sürdürecek. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, bölgenin refahı, huzuru, güvenliği için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz diyor. Manşetle birleştirdiğimizde iki hat önemli. İki hat bir önemli vizyon bu süreç açısından, onu belirtmiş olalım. Suriye ve Rusya ile işbirliği PKK'nın bitirilmesini kolaylaştırır. Özellikle burada bölgesel işbirliği ve denklemine ciddi bir vurgu var. Onu da ifade etmiş olalım. Hürriyet gazetesine bakıyoruz.
Sözde olmaz, yazıp verin manşeti var. İsveç ve Finlandiya heyetleri NATO üyeliği konusunda görüşmek için Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temennilerle ilerleyemeyiz, yazılı muhataptan yanayız mesajı vermiş. Türkiye'nin kaygılarını ele alalım demiş Stoltenberg'in NATO Genel Sekreterinin açıklaması ekleniyor. İlk Türk uzay yolcusu kriterleri başvuruların en geç 23 Haziran 2022'ye kadar yapılması bekleniyor demiş. Kahramanların son fotoğrafı Kuzey Irak'ta 5 şehidimiz ve onların aynı karede çekilmiş gülümseyen ve terörle mücadele noktasında gülmek devrimci bir eylemdir mesajıyla dosta güven, düşmana korku veren aslında o fotoğrafı. Şehitlerimizi saygıyla rahmetle anıyoruz. Amerikalı Siverekli Beyazıt'ta çatıştı. İstanbul Beyazıt'ı savaş alanına çeviren kavganın şifrelerini olay yerinde araştırdık. Bu biliyorsunuz sosyal medyada çok gözlenen bir videoydu. Çatışmalar arasında Amerikalı ve Siverekli lakaplı iki grubun husumeti bulunuyor. Yaklaşık bir yıl önce tezgah yükseltme gerekçesiyle başlayan husumet bugünlere kadar ulaşmış. Dün bunu bir sığınmacı kışkırtması diye verenler vardı ama bakın meselenin iç yüzü bambaşkaymış, onu da belirtelim. Yeni operasyonun kritik şifreleri diyor. Terör unsurlarının Türkiye sınır hattından tamamen temizlenmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki günkü Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon mesajında gözler bu konuya çevrilmiş. Milli Güvenlik Kurulu'ndan nasıl bir sonuç ya da açıklama çıkacak onu bilmiyoruz ama meseleyi şöyle okumak lazım. Yani savaş stratejilerinde düşmanı ön cephede karşılamak bir stratejidir. Yani onun için 20 kilometre, 30 kilometre gibi kavramlar o hatta konuşulabilir ama şimdi Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi gibi meselelerde 30 kilometre, 31. kilometrede ne yapacağım birader? 32'de ne olacak, 40'da ne olacak? Yani hala daha bunu saatlerce tartışan bir akademik ya da askeri şey var, uzmanlık sözde söz konusu. Ya buraları Suriye devletiyle, Irak devletiyle tane tane çizelim. İşte Aydınlık Gazetesi'nde Aksakallar Türk Teşkilatı zirvesine diyor Rusya Çin İran'la çalışmalarını sürecek. İşte böyle olursa bir anlam taşır. Ya da Bahçeli'nin ifade ettiği gibi Asya ve Orta Doğu güvenlik örgütü meselesi bu meselelerin çözümüdür. Yani bir bölgeye operasyonel süreç ve dinamik kazandırılacaksak buradaki temeller çok önemli olur. Hürriyete baktığımızda 1690 yıl sonra açıldı demiş Pamukkale'de bulunan Laodikya antik kentindeki 2200 yıllık antik tiyatro restore edildi ve 1690 yıl sonra tekrar halkla buluşan antik tiyatronun açılışında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da özel bir konser vermiş. Bunu yeni öğrendim ama önemli. Yani tarihi yerinde canlandırmak ve görebilmek açısından dikkat çekeceğim. Efendim kiralara il il sıkı denetim ama niye sadece kiralara, ev satışlarına, gıdaya, gıda fiyatlarına, yani bir topyekün rakamlarla mücadele burada önem taşıyor. Bunu bir kez daha anlatalım ve bir gencimiz Emirhan Buluşu'yla tıpta çığır açtı. Biraz ayrıntılandırmak gerekiyor bunu çünkü sürekli ya bizden adam olmaz, bizden insan mı olur? İşte öğleden sonra kuşaklarında kavga eden, birbirini yiyen bir millet görüntüsü maalesef bu sergileniyor. Ama meselemiz öyle değil. İşte Cağaloğlu Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Emirhan Kurtuluş tıp dünyasında çığır açacak bir yapay zeka geliştirdi. Emirhan'ın buluşu beyin ameliyatlarını hangi yöntemle yapmaları gerektiği konusunda doktorlara yardımcı oluyor. Genç mucit bu buluşuyla Stanford Üniversitesi'nde tam burslu okuma imkanına da sahip olmuş. Bu anlatılıyor. İç sayfada da ayrıntıları var. İşte Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden bu da bir başka kahramanımız. Liseliden cerrahlara yapay zeka, doktorlara en ideal rotayı gösteriyor ve böyle bir ilham kaynağı süreci var. Belli ki ameliyat süreçleri, bunların planlanması, en doğru işte operasyon bölgesine nasıl ulaşmak lazım, hangi teknik ve yöntemler burada kullanılabilir? Bu konularda bilim insanlarına ya da cerrahlara yol gösterecek bir yapay zeka. Şimdi birinci sanayi devrimi, ikinci sanayi devrimi, üçüncü sanayi devrimi, dördüncü sanayi devrimi, işte Endüstri 4.0 vesaire diye bugün tartışılan süreç. Türk mühendisinin zekasının birinci sanayi evrimini, işte buhar vesaire süreci, ikinci sanayi devrimi, sanayi üretim vesaire, üçüncü sanayi devrimi, hadi dedik hepsinden es geçtik diyelim. Yani buralarda işte
Cumhuriyet 1930'larda aslında ikinci sanayi devrimi konusunda çok önemli hamleler yaptı ama özelleştirmeler bilmem neler maalesef buralarda o aksiyonu maalesef koparttı gitti. Ama 4. sanayi evrimiyle yani Endüstri 4.0 denilen süreçle bunu tekrar lehimize döndürme şansımızın olduğunu, işte Aydınlık Gazetesi'nin bu ODTÜ'de gerçekleşen milli çalışmalarımızın denklemi, bu gencimizin, pırıl pırıl gencimizin ortaya koyduğu bu önemli yazılım gösteriyor ki bizim zeki mühendislerimizle, zeki bilim insanlarımızla, akıllı Türk adeta yazılım sektöründe Türk damgası var. Yani bunu sadece Türkiye açısından değil, dünyanın bilim laboratuvarları, ARGE departmanlarının tamamını yöneten, oralarda önemli buluşlara imza atan, önemli yeteneklere imza atan Türklerin tamamından görüyoruz. Burada da bu açıdan mesele çok iyi okunmalı. Endüstri 4.0 süreci dediğim andan itibaren Halil abi de gülerek geliyor. Doğru mu söylüyorum abi? Harika. Halil abi de yayına hazırlanırken stüdyoda bizi selamladı. Dolayısıyla bu dördüncü devrim sürecini lehimize çevirme, buradan büyük avantaj yakalama, milli savunmada, milli arabada, yapay zeka geliştirmede kullanabiliriz. Bir de bu hatta şunu eklememiz lazım, onu çok sık ifade ediyoruz. Misak-ı milli sınırlarımız çok önemli. Doğu Akdeniz Mavi Vatan çok önemli. Ama bütün bunlara yani yerin altı vatan, yerin üstü vatan, mavi vatan, misak-ı milli sınırlarımız vatan, sınırlarımızın ötesindeki güvenlik önemli bir hat. Bütün bunlar önemli ama siber güvenlik meselesinde de hızlı, daha kararlı ve daha sahada kullanılacak yerli yazılımlara ihtiyaç olduğunu hatırlatalım. Bu genç kardeşimizi de başarısından dolayı selamlamış olalım. Milliyet Gazetesi Güney sınırına kilit planı demiş. Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz başlayacak. Suriye'den TSK'ya yönelik saldırıların artmasının ardından Erdoğan güvenli hat için yeni operasyon sinyali verdi. Gözler sınır ötesine çevrildi. Peki bu hattı nasıl çerçeveleriz? NATO'dan çıkarak çerçeveleriz. Nasıl daha iyi çerçeveleriz, perçinleriz? Asya ve Orta Doğu Güvenlik Örgütü demişti Devlet Bahçeli. Öyle çerçeveleriz. Nasıl çerçeveleriz? Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'ın bölgenin refahı, huzuru, güvenliği için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz dediği Rusya, Çin, İran'la, Suriye ile, Irak'la, Azerbaycan'la ve bölge denklemindeki ülkelerle Çin'le işbirliğini sürdürerek yapabiliriz. Bu kadar net. Ege'de Hava Poyraz demiş, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerin ardından Erdoğan'la olumlu, samimi ve açık bir görüşme yaptık diye de bir başka habere yer veren gazete, şehitlerimizin gülmek devrimci bir eylemdir diye çektiği tam da terörün ya da işte bu dağlarda bizden başkası olamaz diyen hain terör örgütüne en net yanıtını verdiği gülmek devrimci bir eylemdir. Efendim Celal Tekedereli, Onur Doğan, Abdülkadir Güler, Hüseyin Cankaya ve Bican Kapılay'ın o verdiği tarihi fotoğraf hepimize bir mesaj versin. Omuz omuza şehit düştüler. Kim şehit etti? Kimin planıyla, projesiyle şehit etti? İktidarıyla, muhalefetiyle o fotoğrafa iyi bakarak bu meseleyi iyi okumak ve çözümlerini de iyi görmek açısından bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu arada LGS için de geri sayım başladı diyor gazete. Sabah gazetesi, sen de mi Aysun Hanım? Pek çok ünlü ismin ardından tele dolandırıcıların son mağduru para ve finans uzmanı Aysun Mercan oldu. FETÖ soruşturması yalanına kanan Mercan 4 seferde 15 milyon TL kaptırdı. Maillerinize, cep telefonlarınıza, yani siber güvenlik uzmanlarının çok basit ve pratik bu tip dolandırıcılıklardan korunma yöntemi. Hiçbir şekilde jandarma, MİT, TSK, şu bu ismini kullanarak ki sık sık İçişleri Bakanlığı mesajlarla vatandaşları uyarıyor ama duymayanlar için biz de ifade edelim. Sizden kişisel bilgi, sizden para alarak, sizden bir takım işte gayrimenkulleri vesairelerinizi atarak bir şekilde bilgi paylaşmanızı istemez. Yani İçişleri Bakanlığı sürekli buna ilişkin mesajlar atıyor ama maalesef bu konuya ilişkin mağduriyetler bitmiyor. Filistin ve İsrail'e tarihi ziyaret demiş Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyareti için sabah ve yürek yakan fotoğrafta 5 şehit. Suriye'de terör temizliği de diğer başlıklar.
İkinci Kandil Dağı İsveç'te. Dünkü Bahçeli'nin açıklamasından bu başlık ön plana çıkartılmış. Sözcü gazetesi müthiş iddia diyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu belgeleri gösterip anlattı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin Amerika'da paravan vakıf kurduğunu, Türkiye ve Enstar'ın bu vakfa 1 milyar lira aktardığını ileri sürdü. Erdoğan, reddetmeye kalkma, belgeler elimizde, ABD'ye kaçmak istiyorlar dedi. Dün akşama verdiği randevudan bu başlığı ön plana çıkartmış gazete. Kılıçdaroğlu'nun beyanları siyaset biçimi değil, iftira kampanyasıdır. AKP'den CHP liderine jet cevap, bu tartışmayı manşete taşımış efendim. 54 yaşında bir meslektaşımız Sözcü gazetesinde maalesef vefat etti. Ali Ekber Ertürk hastalığı nedeniyle önceki gün vefat eden Sözcü gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk için dün Ankara'da tören düzenlendi. Sözcü gazetesi ailesine ve basın camiamıza başsağlığı dileklerimizle bu haberi de dün üzülerek paylaşmıştık ve son yolculuğuna uğurlandı sevgili Ali Ekber Ertürk, rahmetle saygıyla anıyoruz. Birbirimizi değil hepimizi uzaya yollayın, zamlardan, enflasyondan, faturalardan, hukuksuzluktan kurtulalım. Bir kişiyi uzaya gönderecek olan iktidara böyle dediler diyor vatandaşın tepkisi olarak. Tavuk, makarna ve çay kasada kaldı. Çünkü alışveriş yapıyorsunuz, beklentinizin üzerinde şey gelince etten, yumurtadan, tavuktan başlayarak ayıklamaya başlıyorsunuz. Maalesef bu da bir Türkiye gerçeği, onu da ifade edelim. Efendim Cumhuriyet Gazetesi, Atatürk bir kez daha haklı çıktı diyor. Camiye çevrilen kültür mirası Ayasofya'daki yıkım derinleşiyor. Tekme tokat Kur'an kursu, eleştiriler doğru yönde. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından ortak kültür mirası olarak görülüp müzeye çevrilen Ayasofya'da korkulan oldu. Ayasofya'nın önce imparatorluk kapısı kırılıp yenilenmeye çalışılmıştı. Ardından da tarihi su haznesinin içine ayakkabı konuldu. Şimdi de duvarlardan parçalar alındı, ortaya çıktı denilerek buradaki deyim yerindeyse bir başka talana haber veriyor. Ama Cumhuriyet ya da Sözcü gibi gazeteler Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hedef alırken Atatürk diyor ama kendi desteklediği muhalefet hattı için Atatürk'ü akıllarına bile getirmiyorlar. Burada da temel eleştiriyi yine yapmak zorundayız. Emekçi destek istedi demiş. Kiralar aylık gelirin üstüne çıktı. İşçi ve memur adım atılmasını bekliyor. 5 askerimiz şehit. Son fotoğrafları yürek yaktı. Oklar bize dönebilir. Pekin Suriye'ye yeni operasyon kararına karşı uyardı demiş. Suriye'ye yeni operasyon yapılması durumda ABD ve Rusya ve İran'la gerilim yaşanmasına neden olabileceğine dikkat çekmiş İsmail Hakkı Pekin. Bir anda tüm oklar Türkiye'ye dönebilir uyarısında bulunmuş. Yani bölgesel işbirliği olmazsa ve bu süreçte Suriye devletiyle yürünmezse diyerek verilmiş. Sözcü manşetten duyurmuş ama Erdoğan ailesinin kaçış planı hazır. Cumhuriyet daha küçük görmeyi tercih etmiş. Yani çok benim de aklıma yatmamıştı açıkçası Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. Böyle şey geldi, havada kalmıştı. Cumhuriyet ondan mıdır ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine ilişkin gerilimden mi kaynaklıdır bilinmez. Daha küçük görmeyi tercih etmiş birinci sayfada. Akşam gazetesi, yazılı garanti istiyoruz. Finlandiya ve İsveç heyetine görüşme öncesi mesaj. Türkiye bugünkü üçlü görüşmede terör örgütlerine karşı yazılı garanti isteyecek. İlerleme sağlanırsa toplantılarda NATO dahil edilecek demiş. Liseli siber patronlar demiş. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin iki öğrencisi siber güvenlik projesiyle şirketleşme yolunda ilerliyor demiş. İşte gencecik pırıl pırıl bakın. Kuzey Arda Bulut ve Ömer Faruk Sönmez'in siber güvenlikte Türkçe kaynak sıkıntısına çözüm bulmak için hazırladığı ortak platform projesi Teknopark Kuluçka merkezinde kabul edilmiş. Gençlerimiz pırıl pırıl. Dediğimiz gibi bu Endüstri 4.0 denilen 4. sanayi devrimi diye tanımladığımız süreç Türkiye'nin lehine dönebilir. Çok kıymetli zekalarımız var. İşte pırıl pırıl gençlerimiz var, mühendislerimiz var. Onların ekseninde bu süreç her alana müthiş bir ivmeyle yayılabilir ve bizim de bundan ciddi şekilde kazanım elde etmemiz mümkün. Yeni hedef Münbiç mi? Erdoğan'ın sinyalini verdiği yeni sınır ötesi harekatının hedefinde iki bölge var diyerek Fırat'ın doğusuna da sanki bir mesaj
veriliyor galiba. Bakalım ne olacak bugünkü ya da yarın, özür dilerim, bakanlar Milli Güvenlik Kurulu'nda belli olacak. Türkiye Gazetesi piyasanın gözü süper tahvilde demiş. Dövizdeki dalgalanmayı frenleyecek enflasyon endeksli tahvil bono hazırlığında sona gelindi. Bu adımın altını ve borsayı da etkilemesi bekleniyor. Bunu cuma günü gündemine bırakacağız. Hakan Topluluğu ile değerlendireceğiz. Elektrikliye dönüşüm için yasa gerekli. Türk şirketleri benzinli araçları elektriğe dönüştürmek için hazır. Ancak yasalar engel. Evet, hazırlar. Hatta özellikle kamu açısından şeyde bir denklem söz konusu. Yani kamuda çok ciddi işte otobüsler vesaireler elektrikliye döndürülmeye başlandı, biliyorsunuz. Bu çalışmaları yapıyorlar. Normal rutin binek otomobiller için de, hatta benzinli ya da dizeli bile elektrikliye çeviren sistemler geliştirildi. Tabii bunların uygulama sahasının yasal hükme ihtiyacı olduğu gibi bir ifade var, ama bu biraz bana şey gibi, otomobil ya da benzin lobisinin ya da petrol lobisinin baskısı gibi geliyor. Bence gayet rahat yapılabilir. Kimseye de soracak değiliz aracımızın elektrikli mi ya da dizel mi ya da benzinli mi olacağı konusunu. Oradan da meseleyi okumak lazım, ama çok başarılı firmalar var, Türk firmaları. Yani tabii ciddi bir Ar-Ge olduğu için doğal olarak kamuya ilişkin, yani büyük ölçekli otobüs vesaire gibi bir takım araçlarla işe girişmek durumunda kalıyorlar. Orada elektrikli sürece geçiş süreçleri başladı. Hatta sahada gördüğümüz birçok elektrikli araçlar bu tip dönüştürülmüş araçlarda, onu da ifade etmiş olalım. Evet, bu notları aktardıktan sonra bir şeye de bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Atatürk Havalimanı kışkırtmasını sürdüren Kılıçdaroğlu bürokratları da hedef aldı. Atatürk Havalimanı pistlerinin kırılmasında tek bir mürekkep damlası olan herkes sorumludur dedi. Atatürk Havalimanı kışkırtmasını sürdürdüğü bürokratlar hedefindeydi. Emri uyguladım diyerek kurtulamazsınız. Çünkü bu vatana ihanettir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kışkırtma için bürokratlara seslendi, hükümetin bir kaçış planı yaptığını iddia etti. Suça bulaşmış bürokrat, beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Kendilerini kurtarmak istiyorlar ama kurtarma planlarının içine seni bürokrat olarak asla dahil etmiyorlar. Evet, toplu bir kaçış planı yürürlükte. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yurt dışında bir kuruma vakıf süsü verdiğini ve bu kurumda kaçış planı yaptığını da öne sürdü. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bir daha ifade edeyim. Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Vakıf süsü veriyorlar bunlara. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar. Oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar bu paravan yapılar üzerinden. Bu birkaç yüz kişiyle sınırlı. İzin çıkarma peşindeler. Evet, partilerin evlere şenlik grup toplantılarından notlar bu şekilde yansıyor sevgili seyircilerimiz. Bunu bir nükteyle özellikle söylemek gerekiyor. Ama işte sorunları anlatıyoruz. İçeride, dışarıda emperyalist saldırı, içeride ekonomik kriz. Özellikle mevcut iktidar bu ekonomik krizi yönetmekte özür dilerim ve kuşkusuz dış politik eksende bu mücadele hattında kırılma yaratan maalesef bir hat ve zincir içinde.
Mevcut muhalefetinde açıkçası çok bunlar umurunda değil. Ha, siyasette şey vardır, yani bir siyasi parti diğer siyasi parti ya da hedef aldığı iktidarı eleştirebilir. Buna ilişkin bir takım iddialar da ortaya koyuyor. Bunlar açıkçası çok bir şey yok ama ama memleket yangın yeri. Buradaki sorunlar nasıl çözülecek? Ve biz bu sorunların çözümü konusunda Cumhuriyet dönemi, Mustafa Kemal iradesi, Kemalizmin getirdiği devletçi, halkçı modellerin uygulanması konusunda sürekli bir denklem ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama mevcut iktidar işte Abdülhamit işte propagandasıyla ya da işte son 20 yılda bak biz neler yaptık falan filanla bu meseleleri kendince çözdüğünü ifade ediyor. Mevcut muhalefetinde hiç böyle Mustafa Kemal'i alma. Yani iktidar hedef alınıyorsa orada hep Atatürk ya da Kemalizm, Mustafa Kemal kullanılıyor. Ama kendi içlerindeki eleştiride kesinlikle bunu görmüyoruz. Peki Kemalizm nasıl doğdu? Dün akşamın Çıkış Yolu programının önemli notlarından biri buydu. Tarihçi Profesör Doktor Zafer Toprak'la Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek'in gerçekten arşivlik programından bir de bu bölümden bir bölüm aktaralım size. İşte Kemalizm nasıl ortaya çıktı efendim? Evet, yoksa tabii şey yapmak lazım. Kısaca bir Kemalizm teriminin ortaya çıkması. Kemalizm, Kemalizm terimi biraz Atatürk onu konuşalım dilerseniz. Kendisi benimsiyor onu. İlk önce 1920'lerde Batılılar, İngilizler falan filan, Kemalistler falan, işte Asiler, Anadolu. 22'de falan var. Var. 22'de İlk önce var. Batılılar bahsediyorlar. Fakat sonradan bizzat Atatürk'ün kendisi de benimsiyor. Mesela 1934 benim bu kitaplarda da var hocam. Onların el yazıları. Şeyde basma ya, 35 kongresinde bir fiil kullanılıyor yani Kemalizm. 31'de de 35'te de Atatürk onları Kemalizm, ama orada çok güzel bir Kemalizm tarifi var. Atatürk'ün diyor ki Türk devriminin yaptığı işler, mükemmel bir tanım. Yani tam bilimsel, yani pratikle tanımlıyor. Türk devriminin yaptığı işler, hiç kimse tartışamaz. Türk devriminin yaptığı işler belli. İşte Kemalizm de odur. Yani pratikle teori arasındaki bağlantıyı kuran bir tanım. Yani doktrin mi, ondan sonra nedir falan diye aralarında tartışıyorlar falan. En sonunda doktrin kavramı üzerinde anlaşıyorlar. Ondan sonra Kemalizm bir doktrindir diye. Türk devriminin yaptığı işler Kemalizm. Sonra bir Kemalizm, bu Kemal ismini biraz... O çok kısa bir süre oldu. O dil sadeleştirme sürecinde o tür bir takım denemeler yapıldı. Mustafa Kemal diye bir dönem imza atıyor falan. Ama oradan dönüldü. Dönüldü, o vazgeçildi. Hatta 1935 programı da o dilde yazıldı. Evet. Evet. Ama 37'de düzeltildi. Yani o bir deneyim evresiydi. Aynı dönem Mohis Cohen, Şeref Aykut'ta Kemalizm kitapları yayınlıyorlar. Bir sürü var. Şeref Aykut'un var, Mohis Cohen'in var, Mahmut Esat Bozkurt tabii, Kemalizm kavramını kullanıyor. Kemalizm şeyleri... Şimdi ben şöyle görüyorum onu, bir savunma güdüsü o. Yani Batı'da o denli izimler ön plana çıkartılıyor ki işte Nazizm bilmem olsun, faşizm olsun, öbür tarafta Sovyetlerde filan. Bütün bunların saldırısı karşısında savunu güdüsüyle bir noktada kendi izmimizi oluşturalım şeklinde yorumluyorum ben şahsen. Evet, doğru, çok isabetli. Son programın son bölümüne girmeden 4 ciltlik eserinizde, şimdi ipucunu verdiniz, basıldı, okuyacağız onu. ama günümüze ilişkin çıkan dersler neler var? Bir ona yani ben onu okurlara bırakıyorum. Kendim bir şey söylemiyorum. Ama tabii bu nedenle önemli kazanımlar olduğunu anlatma gereği duyuyorum. Yani çünkü Türkiye'de Cumhuriyet'in erken dönemi çok yıpratıldı. Onlara sahip çıkmaktan yanayım. Yani bir noktada kendim Cumhuriyet'e olan borcumu ödüyorum bu kitaplarla. Yani bu devlet bana her türlü desteği verdi, bugünlere getirdi. Ve bir şekilde o Cumhuriyet hakikaten son derece kıymetli benim için. Yani şimdi, Cumhuriyet'i savunmak her şeyden önce geliyor benim için. Ben şu eki de yapayım. Yani onun ötesinde gerçeğe sadakat ve gerçek bir bilimsel yöntem ve bilim nasıl yapılır, onun örnekleridir hocamızın kitapları. O çok önemli. Yani bugünkü çağdaş bilim adamlarımızın da o bakımdan yararlanması gereken kitaplar. Yani doğrudan doğruya tarihin maddesine dayanan kitaplar. Evet, evet. O çok önemli.
Yani uydurmalar, bilmem yorumlar, zorlamalar yok. Tarihin maddesine çok sağ ol, çok önemli. Yani şu 100. yıla sahip çıkmak gerekiyor. Ben ondan korkuyorum. Yani bir takım es geçilebilir. Yani bir şekilde her ne kadar çok sözü ediliyorsa da. Çünkü 75. yılda bizim başımıza bu geldi. 75. yılda biz kongreler düzenleme çabası içerisindeydik. Devletin bu olaya sahip çıkması gerektiğine inanıyorduk. Son anda devlet bir destek verdi bu sürece. Çünkü biz o sırada Tarih Vakfı'nda devlete başvurmuştuk. Yani bütün bu etkinlikleri yapalım diye. Demirel bir ölçüde bize destek verdi ve gerçekleşti o kongre, 75. yıl kongreleri. Fakat şeyi de çok sevindim, sizin şu anda tarih kurumunda da çalışıyor olmanız. Evet, benim, yani benim Türkiye'de nerede üretken olabileceksek orada olabilmemiz gerekir. Çok önemli. Yani, çok güzel. Biraz uzayacak ama çok soru var. Şimdi yayın yönetmenimiz Sinan Sungur da uyardı. İzninizle. Evet efendim, işte dış politikada çözüm mü arıyorsun? İşte bakacağın kaynak, bilimsel rota, çözüm ortada. Ekonomiye ortada. Yaşadığın hangi problem varsa her şey ortada. İktidara, muhalefete çokça derslerin çıktığı gerçekten önemli yayınlardan bir tanesi oldu. Biz ekonomiyle devam edelim. Üreticinin belini büken tarımsal girdi fiyatlarında yıllık artış %106'ya yükseldi. Gübre ve toprak geliştiricilerde yıllık artış %228 olurken enerji ve yağlardaysa artış %175'i buldu. Gübre fiyatlarında durdurulamayan artışı değerlendiren Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cengiz Çakır, ithal kimyasal gübre kullanımının azaltılması ve yerli gübre kullanılması gerektiğini vurguladı. Çiftçiyi, üreticiyi üretimden uzaklaştıran tarımsal girdi enflasyonunda yıllık artış %105,70 oldu. Yıllık en fazla artışı iki kalem birlikte göğüsledi. Gübre ve toprak geliştiricilerinde yıllık artış %228,20 oldu. Enerji ve yağlardaysa yıllık artış %175,39'a yükseldi. Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cengiz Çakır, gübredeki fiyat artışının nedenini açıkladı, dışa bağımlılığa dikkat çekti. Türkiye, fosfat kayası, doğal gaz ve petrol türevleri gibi kimyasal gübre ham maddeleri açısından yeterli kaynağa sahip değil. Döviz ödenerek yurt dışından alınan bu ürünlerden kimyasal gübre üretilirken yoğun bir şekilde enerji kullanılıyor. Enerji maliyetlerinin yükselmesi gübre maliyetlerini artırıyor. Öte yandan Rusya dünyanın en büyük kimyasal gübre üreticisi. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar gübre arzını azalttı, fiyatlar arttı. Türkiye kimyasal gübre ham maddesinde yeterli kaynağa sahip değil. Artan maliyetlerin önüne geçmenin ise tek bir yolu görünüyor. Tarımda girdi kullanımının karlı olabilmesi için fiyatı artan girdinin miktarını azaltmak gerekir. Kimyasal gübrelerin fiyatı artınca yerli üretim gübre kullanmak gerekir. Çiftlik gübresi, yeşil gübre, kompost, solucan gübresi gibi seçenekler değerlendirilmeli. Evet, tarımın ara planlamalarının belki de nasıl yapılması gerektiğini, hani bir toplam makro planlamaya ihtiyaç var. Tabii burada işte kooperatif, kooperatifçilik ya da işte çeşitli kurumlardaki ziraat mühendislerimizin masa başında değil sahada neden olması gerektiğini de bu notlardan anlıyoruz. Yani işte her bölgenin kendine özel iklimi, toprağı vesairesi var. Burada hayvancılık, ziraat, işte buğday, küçükbaş, büyükbaş nasıl beslenmeli, nasıl bir dengeye gelmeli, nerede ne kadar üretilmeli. Önce bunların böyle bir toplam envanterinin çıkartılıp ardından da planlı bir şekilde bu sahalarda üretime dönelik çalışmaların yapılması gerekiyor. Onların iç noktalarında da işte şu toprakta şu gübre, bu toprakta şu ürün gibi bir takım kıstaslarla belirlenmesi gerekiyor. Dünyada buğday krizi yaşanılacağı yönünde de uyarılar yapılıyor malumunuz. Türkiye açısından da artan girdiler ve üretime zarar veren doğa olayları ise bu krizin en büyük nedeni gözüküyor. Konuyu Ulusal Kanal'a değerlendiren Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar,
buğdayda dışa bağımlılığın önüne geçebilmek için üreticinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. İPAR, tarımsal girdilerde milli üretim çağrısı yaptı. Bütün dünya ülkelerinde böyle bir kriz var, bir sıkıntı var. Fakat bizim elimizde çok verimli topraklar var. Biz bunları değerlendirerek bu krizden çok iyi bir şekilde aslında çıkabiliriz. Fahiş şekilde artan girdi maliyetleri, susuz tarım, kuraklık, don, fırtına ve dolu, buğday krizi sorununun derinleşmesinin en büyük etkenleri arasında gösteriliyor. Türkiye'nin en çok buğday üretiminin yapıldığı İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan doğal afetlerden dolayı buğdayda sulu bölgelerde %20, kurak bölgelerde ise %60'lara varan verim kaybı bekleniyor. Girdi maliyetleriyle boğuşan üreticiyi bir de doğal afet vurması buğday krizini Türkiye açısından daha da derinleştirecek. Sulu bölgelerimizde %10-%20 civarında bir rekolte kaybı olacak ama kuru bölgelerinde %50'ye yakın bir rekolte kaybımız var. Hatta 60'ı da bulabilir. Özellikle bizim bölgede arpada, kuru alanlarda söylüyorum, %100'e yakın bir hasar. Suya hayvancılığı da çok ciddi şekilde etkileyecektir. Türkiye'de artan girdi maliyetlerinden dolayı üreticinin buğday yerine farklı ürünlere yönelmesi de geçen yıllara göre buğday ekim alanlarının azalmasına sebep oldu. Artan girdi maliyetleri altında ezilen çiftçinin yeniden ekim yapmasını sağlamak için tam destek şart. Girdi fiyatlarının çok yüksek oluşu çiftçinin buğday üretimine yönlenmesini engelledi. Çünkü enerji maliyeti özellikle sulu tarımda çok ciddi bir maliyet oluşturuyor. Yani bu dönem geçen yıl ödemiş olduğumuz sulama bedellerinin 3 katını ödüyor. Bazı sulama birliklerimizin hatta şu anda elektrikleri bile kesik bu parayı ödeyemedikleri için. Bunlar ciddi bir sorun. Yani bu tarımın tamamen baltalanması demektir. Tarımda sulama da en büyük sorunlardan biri. Kıraç bir tarladan buğdayda dönüm başına 200, sulu bölgelerde ise 800 kilo kadar verim alınıyor. Urfa bölgesi için bu rekorda düşüklüğünü aslında engelleyebilirdik. Bak, sulama projelerimiz var bu bölgede tamamlanmayan. Bunların tamamlanmasıyla kuru alanımız 3 milyon dönümüne yakınını sulama şansımız olabilir. Ve bunu hesapladığınız zaman milyonlarca ton yapıyor. Ve bu Türkiye ithalatının en azından bir kısmını karşılayabilirdi. Bu sene kendi tarlasında buğday ekimi yapan üreticinin kilogram maliyeti 5,5 liraya yükseldi. Hazine arazisini kiralayarak ekim yapanın maliyeti 5 lira 70 kuruş, tarla sahibinden kiralama yaparak ekim yapan üreticinin maliyeti ise 6 lira 20 kuruşa kadar çıktı. Üretici buğdayın kilogram fiyatı noktasında da endişeli. Fiyatların üreticiler düşünülerek belirlenmesi bekleniyor. Dünya piyasasındaki buğday fiyatlarını da düşündüğümüz zaman çiftçinin kazandım diyebileceği bir fiyat ekmeklik buğday 7,5, makarnalık buğday da 8,5 lira bir beklentimiz var. Tarımda üretimi artırmak, dışa bağımlılığı azaltmak ve buğdayda kriz yaşamamak için tarımsal planlama gerekiyor. Krizin nasıl aşılacağını anlatan Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, tarımsal girdi ürünlerinin millileştirilmesinin de önemine dikkat çekti. Kendi gübremizi kendimizin üretmesi çok çok önemli. Yani milli fabrikaların, gübre fabrikalarının bir defa temelin atılması şart. Çok güzel bir silah var elimizde aslında. Biz bu tarımı kullanabilirsek dünyada söz sahibi olabilme şansımız var. Cumhuriyetten bu yana çok istikrarlı tarım politikalarımız maalesef oluşmadı. Günübirlik politikalarla götürmeye çalıştık. Dolayısıyla buraya kadar geldik. İstikrarlı bir tarım politikasıyla biz bunun üstesinden geliriz işte. Vatan Partisi Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Çamobah köyünde üretim devrimi kurultayı düzenledi. Köylülerin sorunlarını dinleyen Balıkesir İl Başkanı Emre Albayrak partisinin ekonomi politikalarını anlattı. Vatan Partisi'nin düzenlediği üretim devrimi kurultaylarının yeni adresi Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Çamoba köyü oldu. Çamoba köyünde yapılan kurultayda Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı Emre Albayrak konuşmacıydı. Albayrak üreticinin girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekti. Biz dolar bağımlısı bir ülke olduğumuz için yem, gübre, mazot, tohum, elektrik, su maliyetlerimiz son 2 yılda, 3 yılda 4'e 5'e katladı. Dolayısıyla bütün köylülerimiz, üreticilerimiz zor duruma düştü. Albayrak, üreticinin yeniden şahlanabilmesi için Atatürk'ün ekonomi politikasının yeniden hayata geçmesi gerekli dedi. Nasıl yaptı Atatürk? Sümer banklarla yaptı, Etibanklarla yaptı. Nazilli'deki basma fabrikalarıyla yaptı, Kayseri'deki bez fabrikalarıyla yaptı, Eskişehir'deki uçak fabrikalarıyla yaptı. Yani devlet bizzat yatırımcı ve üretici hale geldi.
özel sektörle beraber bir karma ekonomik model oluşturuldu. Böylece daha işgal altından 8-10 sene önce çıkmış bir ülke, bir millet dünyanın en hızlı gelişen ikinci ekonomisi oldu. Albayrak, çözümün üreticinin siyaset sahnesine çıkmasından geçtiğini vurguladı. Üreticilerin doğrudan siyaset sahnesine çıkması gerektiğini, hangi partiye inanıyorsa, yani Vatan Partisi olarak geldik ama hangi partiye inanıyorsa, çıksın üreticimiz desin ki, üreticinin sorunları şunlardır, şunlardır. Çözümü de şunlardır. Mecliste 600 tane milletvekili var. Balıkesir'de 9 tane milletvekili var. Kaç tanesi çiftçi? Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı Emre Albayrak, yaptıkları köy ziyaretlerinde partisine üye olan çiftçilere rozet taktı. Efendim kanunu esası kıraathanesinde tarihi programlar en çok dikkat çektiğiniz yayınlarımızdan. Dün akşam da onlardan bir tanesi yine aşağıda gerçekleşti. Bizim de dün bugün itibariyle 5 günlük bir periyotta şeyimiz var, sürecimiz kaldı. Biraz daha gayret etmemiz gerekiyor, onu böyle temelde söyleyelim. Ama ayrıntıları Görev Vakfı Yönetim Kurulu üyesi değerli abim Yalçın Büyükdağlı ile birazdan konuşacağız. Bir haberimiz var, üzerine sohbetimiz olsun Yalçın abi. Efendim Görev Vakfı'nın başlattığı tarihi bina kampanyasında son aşamaya gelindi. Kampanyanın son 5 güne girdiğini duyuran Görev Vakfı Denetleme Kurulu Başkanı Turan Özlü, hedefi tamamlama ve aşma çağrısında bulundu. Tarihi bina kampanyasına anlamlı bir destekse Melike Toy'dan geldi. Toy, desenlerini elleriyle nakış nakış işlediği sehpayı kanunu esası kıraathanesine bağışladı. Son 5 günde asgari 5 milyon toplamamız lazım. Fazlasını bekliyor. İletişim Gönüllüleri ve Görevlileri Vakfı'nın İstanbul Beyoğlu'ndaki 157 yıllık tarihi bina için yürüttüğü kampanya, Türk milletinin büyük fedakarlıklarıyla devam ediyor. Burada sizlerin de büyük çabalarıyla bütün gönüllerimizin, vatan partililerin, bütün vatanseverlerin, Türk milletinin çabalarıyla, milletimizin büyük sevgisiyle çok önemli başarılar kazandık. Hedefimize ulaşmak üzereyiz. Zaten yarısını belirlenen sürede, geçen ayın sonunda, bayramdan önce halledildi ve o taahhüt edilen konu çözüldü. O belli bir hisse kanalın üzerine geçti. Artık buranın sahibi oldu. Görev Vakfı Denetleme Kurulu Başkanı Turan Özlü, kampanyayla ilgili müjdeyi ulusal kanal ekranlarından verdi. Yarısı içinde ne koyduk? Mayıs sonunu koyduk. Değil mi? Mayıs sonu içinde şu anda 5-6 günümüz kaldı. 6 gün dediler, ben 5 güne diyorum, kolay akılda kalsın. 5 gün kalmış. Bir gün önce tamamlayalım ve şu müjdeyi de vereyim. 25 tamamlanmış durumda. Hedefi aşmak için kampanyaya devam ettiklerini belirten Özlü, geçmiş yıllarda yapılan kampanyaları hatırlatarak başarı dışında bir yol görünmediğini belirtti. Hedefi aşma şeyiyle, heyecanıyla ve göreviyle devam ediyoruz çalışmamıza. Bu ayın sonuna kadar, Mayıs sonuna kadar 30 milyonu geçme konusunda şimdi önümüz görünüyor. Yani bunu rahatlıkla geçebileceğimiz görünüyor. Geçmişteki yaptığımız bu başarı da bizim önümüzdeki de nasıl devam edeceğini görüyor. Biz bu zamana kadar, emir olun, siz de söylediniz, defalarca çeşitli hedefler koyarak, ben bir kere olsun o hedefe ulaşamadığımız bir şeyi hatırlamıyorum. Her zaman o hedefi aştık ve burada hep beraber programda teşekkür ettik. Kampanyanın tarihi karargahı daha da güçlendireceğini söyleyen Özlü, kampanyaya destek çağrısı yaptı. Ulusal kanalı, aydınlığı, Vatan Partimizi karargahını yeniden ilan ettiğimiz hedeflere ulaştırmamız lazım. Şimdi
son cümlem, şimdi herkes yeniden hesabını, kitabını yapsın. Vereni, vermeyeni. Efendim ben verdim. Veren bir daha versin. Vermeyen hiç kimse kalmaz, ben ona inanıyorum. Az vereni, çok vereni. Çok verdim ben, yeteri kadar verdim. Bir daha yeteri kadar verdiyseniz bir kere daha verin. Kanunu, esasi kıraathanesini yaşatmak için yürütülen tarihi kampanyaya el emeği, göz nuru, Selçuklular döneminin desenleriyle yapılan bir sehpa bağışlandı. Yani bizler kurslarda öğrendiğimiz bilgileri özgün çalışmalarımızla değerlendirdik. Tamamen Selçuklu desenleriyle bezenmiş bir eserdi ve benim de Selçuklu eserlerine, yani sanatına çok ilgim vardı. Bina kampanyasını duyduğunda çok heyecanlandığını belirten Melike Toy, eserinin tarihi binada hayat bulacağını söyledi. Görev Vakfı'nın hazırladığı bu kampanya çok ilgimi çekti ve çok heyecanlandım. Bu eserin orada hayat bulacağını bulacağına inanarak bu hediyeyi bundan sonraki nesillerimize bir armağan olsun diyerek bağışlamayı düşündüm ve bağışladım. Bundan sonra en güzel şekilde orada değerlenecektir. Tarihi bina için haydi göreve. Ulusal Kanal ve Aydınlık zirveye. Efendim son 5 günün raporu. Tabii biz Yalçın Büyükdağlı abimizden, Turan Özlü abimizden böyle rapor vermeyi de bir alışkanlık haline getirdik. Bizim böyle kampanya süreçlerimizde ki Sayın Büyükdağlı özellikle bu halk televizyon modeli sürecimizi çok iyi anlatan isimlerden biri. Ben sözü bırakayım, son 5 gün nasıl süreç işliyor, ne durumdayız, neye ihtiyacımız var Yalçın abi? Ya bir kere büyük bir adım attık. Bu en büyük hissesini alarak bu binanın çok büyük bir adım attık. Bir de oldukça ekonomik rakamlarla aldık. Çünkü onun da nedeni esas şudur. Çünkü biz burada 27 yıldır varız. Ulusal Kanal buraya 2000 yılında geldi ama daha önce diğer kurumlarımız vardı. Parti vardı burada. İlk o girdi zaten. Bu binayı ayağa kaldırdık. Zaten sürekli yayınlarda onu gösteriyoruz. Ayağa kaldırdık. Adeta yeniden doğumunu sağladık. Bina çöküyordu. Gene bizi zaten buradaki hisse sahibi, azınlık vakıflarından birinin avukatı olan bir arkadaşımız buraya yönlendirdi. Sağ olsun bize yardım da etti. Çünkü hiç aklımızda yoktu. Başka yer, binalardaydık biz. Dedi, siz ayağa kaldırırsınız, bina gidiyor. Tarihi bir bina getirdi, gösterdi. Hakikaten ilk birkaç kat dışında bu katlar falan sıfır, delik deşikti. Üstten, alttan, yandan, her yerden. Yani kısa süre sonra da zaten binalar yukarıdan çöker, yukarıdan çürür. Nem ve benzeri olaylar da mühendislik vardır. Sizin alanınız, evet, onu da belirtelim. İner tabii aşağıya. En son birkaç kat kalır. Onlar da sonra zaten başka bir şeye dönüşür. Gene harabeye dönüşür. Şimdi el attık. Büyük bir insan gücü ve seferberliğiyle kaybettiğimiz, bugün hayatta olmayan çok değerli arkadaşlarımız da burada önderlik ettiler. İnşaat işçisi olarak, usta olarak hamallığını yaptılar bunun. Bizler de bir yönetici olarak yardım ettik. Gene fırsat buldukça biz de onlara gene kol emeğiyle de yardım etmeye çalıştık. Ve sonuç olarak bu bina ayağa kalktı. Adım adım da işte hisseleri almaya başlayarak filan mülkiyetini de dönüştürmeye başladık. Ama en büyük adım, ilk büyük adım binaya adım atmaktır 27 yıl önce. İkinci büyük adım burayı ayağa kaldırmaktır. Üçüncü büyük adımı da yeni attık. O hisselerin en büyük hisseyi alarak. Tabii bu binada olmamız ekonomik koşullarla bizim o hisseyi almamızı sağladı. Şimdi başkasının belki 3 kat para vererek zor alabileceği hisseyi, belki de alamayacağı hisseyi. Biz buradayız çünkü. Buradayız. Ulusal kanalımızın burada küçük de olsa bir hissesi vardı. O önemli bir hukuki dayanaktı bizim için. Vakıf da yeni buraya geldi. Biz başka binalardaydık. Sonra burada bir
düzenleme falan yeniden olunca Aydınlık ve Ulusal'da bir düzenleme, kadro azaltma falan gibi çalışmalar olunca boş alanlar oluştu. Biz de hemen geldik. Bir tesadüf, önümüze bir fırsat geldi. Hemen adımızı attık, omuz verdik. Bir seferberlik ve sonuç olarak da ilk hedefimize ulaştık. Şimdi yapacağımız şey şu. Alacağımız hisseler var. Ama bu hisse, şu anda vardığımız nokta bizi burada tutmaya yeter. Yani o küçük hisseyle bile biz yıllarca burada çeşitli saldırılarla karşılaştık. Ergenekon döneminde özellikle. Ayakta kaldık, bizi kıpırdatamadılar buradan. Bir sürü terdimin olduğunu da istihbarat olarak, bilgi olarak duyuyorduk zaten. Sonuç olarak da o saldırıyı atlattık. Şimdi bir hamle daha yaptık. Binayı bir de tabii ayağa kaldırmamız, bir daha da ayağa kaldırmamız lazım. Evet. Bu bina çünkü aşağı yukarı 140-150 yıllık bir bina. Çünkü o 140-150 yılda yeniden bazı düzeltmeler falan da gerekiyor. Teknik düzeltmeler. En önemli kazanım da bina içinde biz üst katlı, yani şeyden İstiklal Caddesi'nin üstündeki aşağı yukarı 5 kat diyelim. Orada yönetiyorduk, bulunuyorduk, ikamet ediyorduk, faaliyetlerimizi sürdürüyorduk ama aşağıda 2 kat var. Öbür caddeye bakan, Meşrutiyet Caddesi'ne bakan, İstiklal'e paralel, o Pera Palas tarafındaki, Haliç tarafındaki caddeye bakan bir kod, yükseklik farkı da var. Alttaki 2 kata hakim değildik. Orada gazino falan gibi, lokanta gibi şeyler vardı. Maalesef club falan. Aynı zamanda çok bizim duruşumuza yakışmayan. Sorun, yani güvenlik açısından da bir sorundu tabii, bizim doğru. için. Şimdi orada şimdi elimizdedir. Programları izliyor arkadaşlarımız. Şu andaki hali işte bir geçici bir dekorasyon yapıyorlar. Resimlerle falan, tarihi şahsiyetlerle buraya gelmiş, adımını atmış geçmişte. O programlarda da görüyorlar. Şimdi oraları tabii esas olarak imar edeceğiz. Yeniden toparlayacağız. Ve çok güzel bir taş dokusu falan var tabii, içeride. Tabii tabii. Planımız şu. Gerekiyor. Çok ayrıntılarına daha giremedik ama orayı tarihi bir bina bu zaten. Birinci Meşrutiyet, ikinci Meşrutiyet'in İttihat Terakki faaliyetlerinin Türkiye'nin o 1908 sonrası devrimci faaliyetlerinin, Dünya Savaşı'ndaki faaliyetlerin gene ve Kurtuluş Savaşı hazırlık çalışmaları şeyde yürüyor biliyorsunuz. Pera Palas'ta işte tabii. Mustafa Kemal Atatürk'ün o Şişli'de ikamet ettiği evde falan. Ya bu önemli bir mekan. Biz de bunları yeni yeni vakıf olmaya başladık. Ya yani bu o kıraathane kanunun esası kıraathanesi denilen o 2 kat aslında orada bu devrimcilerin tartıştığı, konuştuğu, bulunduğu mekanlarmış. Şimdi oraları o haliyle canlandıracağız. Tarihi müze, artı restoran, lokanta falan gibi bir düzenleme yapacağız. Bu binayı her şeyle tamamlayacak. Burada üst katlarda da tabii bazı düzenlemeler yapılabilir ama o 2 kat önemli. Çünkü o 2 kata biz hiç el atamadık, biz kullanmadık. İlk defa oraya el atıyoruz. İzleyicilerimize de özellikle sunuyoruz ki bakın ne kadar büyük bir... O bir katı görüyorlar onlar. Bir de onun üstünde bir kat daha var. Yalan demeyeyim, ben de dün ilk kez evet, zaman evet. ayırabildim. Bütün bölümleri ilk defa gezdim. İnanılmaz bir doku var. Gerçekten bu muazzam evet. Sizlerin projeleriyle falan harikulade bir zemine kavuşur ki o ön tarafın evet. dediğiniz Pera Palas tarafımız evet. Muazzam zaten kıymetli ve dediğiniz tarihi notlarla da birleşince harika bir şey çıkacak gibi gözüküyor. Yani Türkiye'nin demokratikleşme tarihinde ve Cumhuriyet devriminin inşasında bu bina özellikle o alttaki İki kat bölümüyle. Tarihi görevler gördü. Şimdi o tarihi görevine yeni Türkiye'yi inşa etme hedefiyle devam edecek. Orada da biz varız. Bu ne mutlu ki çok da kritik bir dönemde o görevi tabii, tekrar tabii, devralıyoruz. Tabii. Yani evet arada dediğimiz gibi hisse bizde olmadığı için vesaire olmadığı için orası club vesaire gibi evet. böyle bizim binamızın evet, duruşuna evet. da yakışmayan. Evet. Geçen arkada sağlık ocağına gittim. Oradaki doktor hanımla sohbet ediyoruz. Heyecanla sordu. Ya dedi hakikaten dedi hisseleri devralıyor musunuz? Nasıl bir süreç işliyor?
Dedim böyle böyle hocam, yani çalışmamız sürüyor işte, yaklaşık ki beklentimizin çok üzerinde, yurttaşlarımızın ilgisi var. Vatandaşlarımız çok yoğun katılıyor. Çok mutlu oldu. Nedeni işte bu devrimci mirası, evet. Hakikaten oraya sahip çıkacak, tabii, bir oluşumun, Görev Vakfı'nın, evet, devrim, yani hedefimiz bu yani. Yani bu basit bir işte bir bina sahibi olmak falan değil. Bir, burada bir tarihi sunacağız toplumumuza, bir müzeyle ve onun eklentileriyle. Bak, eklenti diyorum. Esası tarihi bir müzedir. 1908 devrimi ve Cumhuriyet devrimi müzesidir. Eklentisi de nedir? Lokantadır, kantindir, kafedir vesaire. Oraya gelen de bir daha çıkmayacak. Güzel sohbetler olacak orada, paneller olacak falan ve bunu birlikte yaratacağız. Burayı da tabii, bu üst katları da daha güzel hale getireceğiz. Yani elektrik tesisatı tabii, problem, tamamı bize ait olmadığı için hep böyle parçalı oldu. Bütün, yani şimdi daha sistemli değil mi? Değiştireceğiz, birçok sistemi teknolojiyle, modern teknolojiyle de o tarihin mirasını buluşturacağız galiba. Harika olacak. Neredeyiz Sayın Büyükdağlı? 30 milyon hedefiyle yola vallahi çıktık. Şu anda... İlk ay çok muazzamdı ama ikinci ayda bir durgunluk mu var? Ya nasıl tanımlıyorsunuz bunu? Normal bir olaydır. Bir hızla girdik. Bir rehavet yarattı tabii. İşi çözdük falan dememiz. Büyük hisseye almamız bir rehavet yarattı ama onunla iş bitmiyor dediğim gibi. Yani alacağımız hisseler var. Daha ikincisi, işte demin belirttiğim gibi yürüteceğimiz imar faaliyetleri, takviyeler vesaire var. Hem üst katlarda hem özellikle o alt iki katta. Bir de ayrıca biz 15 milyona aldık o büyük hisseyi. Fakat onu alırken biraz borçlandık. Onları da uzun vadeli borçlanmaya falan, artık krediler falan var. Onlara sürdürmeyi düşünmüyoruz. Yani onları kapatalım, başımıza yoksa onlar dert olur. Yani sonuç olarak zaten bunları dikkate alarak 30 milyon gibi bir hedef koymuştuk. Valla şu anda yani kesin rakam önümde değil ama bir 20 milyonu geçmiş durumdayız. Turan arkadaş en az 5 milyon demiş. Aslında bu daha fazla bulmak lazım. Yani 10 milyona yakın bir rakam yaratmamız lazım. Son günlerde hızlanır. Geçen defa da öyle oldu. İlk dönemde, aşamada da son günlerde olağanüstü hızlandı. Yani aşağı yukarı o 15 milyonun yarısı aşağı yukarı son birkaç günde ortaya çıktı. Gene öyle olacağına eminim ama seferber olalım hep birlikte. Bu büyük adıma hep birlikte destek verelim. Ne olabilir? Yani herkes zaten şöyle bir döktüğümüzde şu çıkıyor. 50 lira, 100 lira, 500 lira, 1000 lira, 100 bin lira, 50 bin lira. Yani gücü oranında bütün izleyicilerimiz, halkımız bize omuz verdi. Daha tabii vermeyenler var. Veya bir daha verebilecek olanlar var, katkıda bulunanlardan. Bir de çok fazla vurgulamadığımız için altını ben çizeyim. Buyurun. Bir de taşınmaz bağışları var. Bakın, şimdi bazı taşınmaz bağışları geldi. Onları da değerlendirdik. Onların bir kısmını şimdi paraya da çevirmeye çalışıyoruz. Ama henüz sayıca çok fazla değil. Yani şimdi çok bütün yurttaşlarımızın neredeyse, istisnalar var tabii ama ya şeyinde, köyünde, memleketinde en çok öyle şeyler kaldığı için bir kenarda onu söylüyorum. Bağ vardır, miras kalan dedesinden, annesinden, babasından bilmem bahçesi vardır, tarlası vardır. Veya kullanmadığı bir yerde bir atıl durumda olan bir konut vardır. Efendim bir yazlık vardır. Bugüne kadar vakfımıza önemli bağışlar oldu. Yani biz 2016 yılından, 2015'te kurulduk ama 2016 yılından itibaren esas olarak bağışlar almaya başladık. Şu anda iyi bir rakama ulaştık toplam olarak ama o bağışları bu işte kullanamıyoruz. Hemen nakde şartlı, dönmesi vesaire, şartlı, doğru şartlar var. Yani diyor ki mesela bağışçımız şöyle vermiş. Burada huzurevi yapacaksınız diyor o koşullar. Başka bir bağışçımız burada diyor tarım alanı. Büyük
devlet üretme çiftliklerine benzer tarım alanı yaratacaksınız. Burayı diyor şey etmeyeceksiniz, başka bir işte kullanmayacaksınız, satmayacaksınız. Veya elimizde bir miktar daire var, o daireler de intifalı deniyor eski dille söyleyeyim. Kullanım hakkı bağışçı da çünkü yaşıyor kendisi. Orada oturacak yaşadığı sürece. Ondan sonra mülkiyeti bize geçmiş. Ondan sonra kullanım da vakfa geçecek. Onları dolayısıyla şeye çeviremiyoruz, paraya çeviremiyoruz. Yeni şeyler gelecek bize. Yeni bağışlar gelecek. Her türlüsü makbulümüzdür, onu belirteyim. Yani şey olabilir, bütün mülkiyetiyle, kullanım hakkıyla esas tercihimiz o tabii. Ama yok, işte ben oturuyorum ama çıplak mülkiyeti vereyim. O da, onu da başka şekilde gene değerlendirebiliriz, olabilir. Bir vasiyet yoluyla bağış yöntemi var. O tabii bizim şu anda özellikle bu aşamada en az tercih ettiğimiz şey. Ya yani çünkü o vasiyet yoluyla bağış, yaşam sona erdikten sonra vakfa geçme şeyi yani noterden yapılan bir sözleşme. Onun da önemli bir değeri var ama ilk ikisi bizim tercihimiz. Oraya da bir el atmalarını, düşünmelerini istiyoruz izleyicilerimize. Vardır yani orada burada bir şeyler vardır. Bir sandıklar açılsın bu tabii kalan mesela, 5 günde. Değerli bir bağışçımız, vakfımızın mütevelliyet üyesi iki arkadaşımız bir sohbet sırasında çıktı. Anlatınca ya dediler bizim Manisa'da 3 kardeş üzerine kayıtlı bir miras evimiz var. Merkezde çok güzel bir ev filan. Biz bunu bağışlayalım. Tamam dedik. Atıl duruyor. Tabii yani böyle şeyler var. Onun için doğru. Diyorum. Buna da önem verirsek valla biz 30 milyon değil 50-60-70 milyonu buluruz onu söyleyeyim. Gelecek vizyonumuza katkı sağlar. Şeyde öyle oldu zaten. Dijitürk kampanyasında doğru. Öyle oldu. Dijitürk kampanyasında hedef 3,5 milyon falan da evet. O civarda bir rakam hedeflemiştik. 5,5 nakit toplandı. Üzerine 15 milyon da taşınmaz geldi. Yani doğru. Şeyi geçtik, 20-25 milyona ulaştık. Şimdi o taşınmazların değeri daha da arttı tabii. Daha da arttı. Yani o 15 milyon şimdi oldu. Yeniden bir piyasada araştırma yaptık. 34-35 milyon falan oldu. Yani taşınmazlar da önemli bir katkıdır. Paraya çeviririz. Özellikle kullanım hakkı da vakfa geçerse paraya onu çeviririz. Çok zor değil yani çevirmek. Onu da düşünelim diyorum. Nakit tercihimiz. İkinci olarak da taşınmaz bağışları kullanım hakkı dahil. O da tercih, ikinci tercihimiz. O meblağı dediğim gibi artacak. Diğer ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki yöntemlerle de bağışta bulunabilir. Bağışta bulunabilirler. Son 5 gün o çağrı açısından tabii, da bir vurguyu da burada tabii. Yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu. Daha sık bir arada olabilmek dileğiyle ki içinden geçtiğimiz bu ekonomik koşullarda hatta belki olmadı bir ekonomi bölümü en azından 15'te bir, ayda bir, haftada bir nasıl uygunsa tabii, tabii. Gerçekleştirmek de güzel olur. Tabii. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çin coğrafyası, Asya coğrafyası değil mi? Bir sürü burada bir perspektif var. Tabii. Efendim Görev Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Yalçın Büyükdağlı ile birlikte ki mimar kökenli kendisi yani o açıdan inşaata ilişkinde iyi bir analiz oldu. Neye ihtiyacımız var onu gözlemledik. Perspektif açısından nasıl bir vizyon ortaya konacak biraz daha şekillendi onu anladık. Neye ihtiyacımız var gayrimenkul hattında ve nakit sürecinde o da çok net bence anlaşıldı. Ama kalan 5 gün azıcık gayret bir sandıkları açalım. Bağışta bu saate kadar bulunanlara şükranla, saygıyla selamlıyoruz. Çok büyük iş yaptılar ama bir daha gerçekleşebilir mi? Lütfen onu bir gözden geçirsinler ya da çevrelerini en azından koordine etme konusunda da ayrı bir görevimiz var. Bu önemli 5 günü de ben Sayın Büyükdağlı'nın ifade ettiği gibi yine tarihi bir rekorla kapatacağımıza olan inancım tam. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Büyükdağlı. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla günü tamamlıyoruz. Saat 9.30 Halil Nebiler Televizyon Gazetesi ile sizi kendi gündemiyle bekliyor olacak. Biz yeniden birlikte oluncaya dek mutlu, sağlıklı, güzel bir gün temenni ediyoruz. Hoşçakalın.